Efendim herkese günaydın. Dükkanı yine bugün sağlıklı, mutlu, huzurlu şekilde açtık ve herkes de olduğu gibi bizde de gözler acaba Merkez Bankası ne yapacak sorusunda. Ama unutmayalım ki ihtiyacımız olan finansman, likidite dünyada ve o dünyadaki parayı alabilmek için de oradaki gündemi çok iyi takip etmek lazım. Pardon. Biz de o yüzden her sabah bir gündem turuyla başlıyoruz. Önce Financial Times'a, ardından Bloomberg'e, CNBC'ye ve Reuters'a, neresi varsa önemli haberler açısından değerlendirmemiz gereken birer birer bakıyoruz. Yine Financial Times'ın ana sayfasıyla başlayalım isterseniz. Sol tarafta hisse senetleri tarafında Stock Markets Undergo Risk Resets Indices Notch New Records diyor. Yani bugün biliyorsunuz önemli bir veri var Amerika'da. Borsalarda pozitif, future'larda da açılışlar devam ediyor. Önemli bir gün bugün. Fed faizler konusunda artık bir indirime gidecek ama ne kadar hızlı gidecek, ne kadar yavaş gidecek konusunda bugünkü veri acaba yardımcı olacak mı, olmayacak mı sorusu var. Bu arada Financial Times manşetine The Big Red demiş. Telegram. Social Media Giant or the New Dark Web demiş. Telegram'ın biliyorsunuz çok hızlı büyüdüğünü görüyoruz. Milyonları geçti. Bir sosyal medya devi mi yoksa bir Dark Web mi? Demek ki önümüzdeki günlerde Telegram'la ilgili çok fazla şey duyacağız. Biliyorsunuz bizde de neyle ünlü? Borsa gruplarıyla ünlü. Benim adıma da açılmış fake hesaplar varmış. Aman efendim taklitlerimizden sakınınız diyelim ve Bloomberg'e dönelim. Bloomberg'de de Bloomberg ekonomistlerinin Amerika'daki bugünkü tüketici Consumer Price Index verisinin Fed'in faiz indirimlerine yardımcı olmayacağı ile ilgili bir yorum var. Bu önemli. Yani Financial Times'ta acaba bu enflasyon verisi ve tax cut'lar konusunu sormuş. Rate cut konusunu sormuştuk. Burada Bloomberg ekonomistleri bugünkü enflasyon verisinin çok da Fed'in elini rahatlatmayacağını söylüyor. CNBC International ne demiş? Ona da bir bakalım. CNBC yine Çin'deki Chinese valuations are way too low, strategist says. Here's why demiş. Şu noktada Çin'deki değerlemelerin hala çok yüksek olduğu şeklinde stratejistlerden yorumlar var. Onun nedenini açıklıyor. Ve yan tarafta da a key US inflation reading is due Tuesday. Bugün enflasyon verisinden ne beklemekle ilgili bir şey var, yazısı var. Dediğimiz gibi enflasyon verisinin yüksek geleceğine dair bir olumsuzluk var. Bunun da Fed'in faiz indirimlerini erteleyebilmesi ihtimali hem hisse senetlerinde hem de diğer yatırım araçlarında bir miktar baskı yaratabilir. Tabii burada hemen bir Reuters'a dönelim. Reuters'da da Biden'ın bu yeni paketi 7.3 trilyon dolar. Yani hakikaten inanılmaz bir büyüklükle karşı karşıyayız. Burada çok enteresan. Burada hani harcamalar ve yanında da vergi hedefleri var bakın. Bu çok önemli. Çünkü bizde yani bizimle benzetmek gerekirse Mehmet Şimşek çıktı pazartesi günü, geçen pazartesi faiz artırımı yok dedi. Seçimden sonra önlem alacağız dedi. Peki bir şeyler açıkladı ama insanlar bir komple paket görmek istiyor. Tamam yapacaksın da nasıl yapacaksın? Hani bunlar gelirler, bunlar giderler. Sen giderler tarafında bir şey açıklamıyorsun. Yani açıkladığımız bir dört başı mamur paket yok. Paket olması da zor çünkü seçim var. Yani bir ülke düşünün, seçimler öncesinde Amerika'da olduğu gibi 7.3 trilyon dolarlık bir budget açıklıyor, bir bütçe açıklıyor. Ama buna da nasıl ulaşacağını söylüyor. Daha fazla zenginlerden vergi alacağım diyor. Biden bilmiyor mu seçimde zenginlerin kendisine oy vermeme ihtimalinin bu açıklaması dolayısıyla? Biliyor ama yapıyor. Bizde niye yapılmıyor? Mehmet Şimşek'e sormak lazım. Çünkü Mehmet Şimşek ne dedi? Her şehirde, pardon özür dilerim, İstanbul'da Murat Kurum'u seçin, verimlilik artsın dedi. Verimlilik artınca enflasyon düşer dedi, değil mi? O zaman anlatsın Mehmet Şimşek bize niye popülizm yapılmasına göz yumuyor? Niye seçimden önce açıklamıyor? 81 ile seçelim Murat Kurum'u, enflasyon da bitsin.
Yani siyasetçi gibi davrandığınız zaman üstüne yapacağınız açıklamalar önemli. Pazartesi günü insanların kulağına kar suyu kaçırdı Mehmet Şimşek. Bunu unutmamak lazım. Yani Amerika mı, Almanya mı, kim bizi kıskanıyor ben bilmiyorum ama kıskanılacak bir durum varsa seçim öncesinde açıklanacak pakette gelir ve giderlerin, vergi arttırımlarının kimlere ne kadar yapılacağı, zenginden ne kadar vergi alınacağı ile ilgili bir açıklık taşıması gerekir. Taşımıyorsa işte böyle olur. İşte böyle olur kısmına geçmeden önce Amerika'dan yine önemli bir haberimiz var. Bu sefer haber Reuters'dan galiba gelmişti yine. Yoksa BBC'den gelmişti. Boeing whistleblower found that in the US diyor. Yani Boeing'de son dönemde bir açıklama, böyle itiraflarda bulunan bir eski çalışanın ölü bulunduğu haberi bu. Biliyorsunuz bu Boeing firmasına dair güvenlik endişeleri çok fazla konuşuluyordu. Bu endişeler arasında bakıldığında 737 Max'in üretimine yönelik FAA denetiminde onlarca sorun tespit edilmişti. Bu New York Times açıklaması. New York Times'in bildirdiğine göre Boeing 737 Max üretimi Ocak ayında Alaska Hava Yolları'na ait bir jette bir panelin patlamasının ardından Federal Havacılık İdaresi FAA tarafından incelemede 89 denetimden 33'ünden geçememişti. Bu 737 Max hep sorun çıkarmıştı. Şimdi de Barnett adında bir eski çalışan Boeing'den açıklama, "We are saddened by Mr. Barnett's passing and our thoughts are with his family and friends" demiş. Enteresan, trajik bir olay var ölümde. Takip etmek lazım. Boeing hissesi olanlar açısından bir durum bir tarafta. Ailesi ve çalışan sevenleri açısından durum bir tarafta. Bir tarafta da Boeing 737 ile uçulur mu uçulmaz mı Max'le tarafı var diyelim. Ve bugün sabah attığım tweet'e dönelim. Bugün attığım sabahki tweet'te ne söylemiştim ona bir bakalım. Çünkü o tweet'e geldiğimiz zaman dolarda ne oluyor kısmı var. Piyasa ne bekliyor kısmı var. Şimdi bir kere daha tekrar ediyorum. Bu Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi eğer dövizin artması açısından bakıldığında dövizi Türk lirası reel değer kazanacak şeklinde düşünüyorsa bunu yapar. Bunun gereğini yerine getirir. Ama Mehmet Şimşek pazartesi günü çıktığında geçen hafta faiz arttırımlarına sanki Sayın Cumhurbaşkanı'nın izni olmayacakmış gibi bir izlenim yarattı. Çünkü dedi ki bundan sonra faiz artırımı yok dedi. Merkez Bankası tahminen günde 1 milyar dolar satıyor arkadaşlar. Bu dün attığım tweette de vardı. Ahmet Akarlı gönderdi o tweeti. Sayın Berat Albayrak, yani namı değer damat zamanında satılan dövizden daha az bir döviz değil. Bayağı bir rezerv yakılıyor. Merkez Bankası brüt rezervlerinin artışıyla bir yanda övünürken diğer yanda rezerv kaybı hiç de yatsınacak boyutta değil. Günde 1 milyar dolar, buna rağmen günde 20 kuruşluk aşağı yukarı dolar TL'de yükseliş görüyoruz. Seçime 14, PPK'ya ise yani MPC'ye, Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısına 8 iş günü var. Dolayısıyla faiz arttırımı gelmek zorunda. Bu alınan bazı önlemler falan geliyor. Onlar kenar süsünden öteye gidemiyor. Biliyorsunuz Murat Aysan'la da daha önce konuştuğumuzda aynen bunu söylemişti. O zaman açıklamada ne fark vardı? Seçime 14 gün vardı, PPK'ya daha fazla gün vardı. Seçim çünkü her gün gelebilir Türkiye'de. Bu espriyi onun için yaptım, kafalar karışmasın. Dün hatırlıyorsunuz anlattık. Sayın Cumhurbaşkanı bu benim son seçimim dedi. Ardından da Bekir Bozdağ çıktı. Anayasa değişikliği olabilir veya işte tekrar önümüze sandık gelebilir. Her şey değişebilir dedi. İyice kafalar karıştı. Yani bir şunu demediler. Döviz almayın. Çünkü döviz almayın derlerse döviz alacak millet. Bir onu demediler. Geçmişte çünkü ne zaman döviz almayın dendiyse millet gidip döviz aldı. Şu anda bireyler döviz satmayı bıraktı. Kurumlar döviz satmayı bıraktı, almaya başladı. Bu tamamen bir iletişim hatası. Ne zaman esasında Türkiye'de siyaset, siyasete ilişkin bir şey yaklaşsa bunlar oluyor maalesef. Eğer Mehmet Şimşek dediğim gibi geçen pazartesi faiz artırımı yok demeseydi bunlar yine olurdu belki. Ama açıklamanın süreci hızlandırdığı çok açık. Çünkü aziz milletimiz faiz artışına izin çıkmayacak. Sayın Cumhurbaşkanı'nın buna izin vermeyeceğini anladı.
böyle düşündü. Bu gidişte tahminen hem 3-4 puan faiz artışı olacak hem de Munzam'a ödenen faiz artacak. Peki biz bunu manşete nasıl taşımışız? Manşetimize gelelim şimdi. Manşetimizde de yabancı kurumlar, ki onları diyordu ya Sayın Mehmet Şimşek. Biz dedi enflasyonu herkes nasıl düşürüyorsa öyle düşüreceğiz. Ve biz kimseye sürpriz yapmayacağız. Özellikle de piyasa oyuncularına. Peki gel aşağıya. Piyasa oyuncuları ne diyor? Faiz arttır diyor. Doge, merkezden Mart'ta 500 puan faiz artışı. Daha önce Citibank istemişti. JP Morgan istemişti. O zaman Sayın Mehmet Şimşek, demek ki bu MPC toplantısında madem siz yabancıları bir şekilde piyasa dostu davranacaksınız, bir faiz arttırımı yapılması zarureti ortada. Ha pardon, Mehmet Şimşek'e söylememeliyim elbette. Çünkü Merkez Bankası bağımsız. Çünkü Mehmet Şimşek son açıklamasında geçen pazartesi demişti ki ben Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama bana öyle ki dövize müdahale etmiyoruz şeklinde. Tövbe yarabbim. Hani Ramazan günü yalan konuşmamak lazım. Diyeyim ben, susayım o noktada. Çünkü Merkez Bankası çok net şekilde döviz satıyor arkadaşlar. Yapmayın lütfen. Merkez Bankası bu ülkenin rezervlerini döviz artmasın diye harcıyor. Doğruya doğru kardeşim. Şimdi biz ekonomi yönetiminin ve yapılan doğruların yanında, yapılan yanlışların da tam karşısındayız. Doğru yaparsanız doğru deriz, yanlış yaparsanız yanlış deriz. Bunu neye göre söyleriz? İşkembeyi kübradan atmayız. Ne yaparız? Gideriz, bu işin uzmanlarına sorarız, yorumlar alırız. Olabilir diyenden de alırız, olmayabilir diyenden de alırız. Hatırlayın, Fatih Özatay'ı çıkarmıştık. Bir faiz artırımı yapılması bu noktadan sonra parasal aktarım mekanizması çalışmadığı için ekonomiyi de çok kötü etkileyebilir diye daha Ocak'ta konuşmuştuk. Ama ne oldu? Ocak enflasyonu geldi, Şubat enflasyonu geldi. Of! Hem de nasıl? Gerçek olduğunu düşündüğümüz enflasyon verileri gelmeye başladı. Allah'tan. Çünkü ENAG verisinden bile yüksek veriler gelmeye başladı. Yani enflasyon verileri artık normalleşmeye başladı ama tabii doğal olarak, mevsimsel olarak şimdi doğru veriler gelince TÜİK verileri yukarı gidecek, ENAG verileri aşağı gidecek. Öyle düşünelim. Çünkü daha önce ENAG'ın yüksek verileri vardı. Şimdi ENAG'ın düşük veriler geliyor. ENAG böyle aşağı gidecek, TÜİK böyle yukarı gidecek. Bir yerde buluşacaklar. Gerçek enflasyon verilerini o zaman göreceğiz. Ama bu haliyle gözüküyor ki bizim artık burada konuyu kapatıp sizin de alıcılarınızın ayarında sesleri birazcık kısın. Çünkü Onat öyle bir sesle gelecek ki, öyle bir jenerikle gelecek ki kriptoda neler oluyor, neler olmuyor onu konuşacağız. Çünkü orası da yurt dışındaki, Amerika'daki enflasyon verilerini bekliyor. Evet. Günaydın Atış Bey. Paris'te hava nasıl diyerek başlayalım. Paris'te hava durumu. Bugün güzel. Bugün en azından hava açık. Biraz soğuk da olsa. Harika. 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 Peki. Çok güzel. Paris çok sevdiğimiz bir yerler. Böyle One Night in Paris diye bir film vardı. Bilir misin? Çok, evet evet biliyorum. Herkesin izlemesini çok tavsiye ediyorum. Orada söyleyeyim. Ah soruya bak ne kadar güzel. Çok mu yükseldik? Evet, çok yükselirsek çok düşeriz. O yüzden bir çok mu yükseldik sorusunu cevaplayalım. Bitcoin'de neler oluyor? Bitcoin'de bildiğiniz üzere all time high seviyesi geçildi geçtiğimiz gün. Ve 72 bin doların üstünde fiyatlıyoruz şu anda. Yaklaşık daha önce de söylediğimiz gibi 8 Şubat'tan beri 50 bin dolar seviyesinden beri neredeyse kesintisiz yükseliyoruz. Bu durumun illaki bir düzeyde bir şişme yaratacaktı, bir kar satışlarının geleceği bir nokta olacaktı. Şimdi bunları yavaş yavaş konuşmaya başlayabiliriz diye düşünüyorum. Ama bu demek değil ki Bitcoin düşecek hep, bitti artık yükseliş ya da işte çok büyük düzeltmeler gelebileceğini düşünüyorum demek değil. Ama şöyle, olumsuz verilerden başladım, sonrasında olumluyla bitireceğim. Terazide denge bozuluyor demişiz. Bunu şeye istinaden dedim. Long oranları, long yönlü işlem oranları borsalarda bir artış gösterdi ve shortlardan daha fazla oldu. Bunun nedeni de yükseliş geldikçe shortlar likide oluyor ve ya kapatıyorlar. Kapandıkça long oranları yükseliyor. Bunun sonucu olarak da fonlama oranları
Yani long yönlü pozisyon alanların short yönlü pozisyon alanlara ödediği miktar artış gösteriyor. Bunun artış göstermesi de piyasa için olumsuz bir haberdir. Onu da aşağıda görebiliriz. İhsan abi birazcık inebilirsek aşağıya. Evet, son 24 saatte likide olan, likidasyona uğrayan pozisyonların %60'ı da genelde short yönlü pozisyonlar. Ve 2021 zirvesine yaklaştığımız bir andayız şu an fonlama maliyetlerinde. Gördüğünüz üzere 2021'de zirveye yaklaştığımızı orada bir düzeltme, hatta bir düşüşün başlangıcı olarak görebileceğimiz bir ana denk geliyor. Bu hani şu anda boğanın çok başında olduğumuz için biz düşüşün derinleşeceğini ben çok düşünmüyorum. Ama bir düzeltme gelme ihtimalinin habercisi diyebiliriz bu indikatör. Aşağıda da kar almaya başladılar mı sorusunu sormuşuz. Henüz bunu demek için erken, kar almaya başladıklarını ben bir verilerden göremiyorum. Ama bu hafta diğer haftaların aksine borsalara kripto varlık girişi, yani Bitcoin girişi olan bir haftaydı. Bu da satış baskısının olma ihtimalini doğurdu diyebiliriz. Ama geniş vadeye baktığımızda, geniş zaman dilimine baktığımızda hala rezervlerin dipte olduğunu, bu nedenle böyle çok büyük bir sıkıntı olmadığını söyleyebiliriz. Evet, iştah tehlikelidir dedik. FOMO tehlikelidir. Şu anda iştahın yükseldiği bir dönemdeyiz. Open interest'in en yüksek olduğu seviyelere geldik. Hatta o seviyeleri de geçtik. Bu seviyeler, yani open interest ne demektir? Long yönlü pozisyonlar artı short yönlü pozisyonlar. Yani vadeli işlemlerde bulunan total miktardır. Bu seviye yükseldikçe volatil hareketlerin olma ihtimali daha da yükselir. O yüzden sert hareketler görebiliriz. Sert hareketler görebileceğimiz için bu dönem spot ağırlıklı işlem yapmanın ben daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Vadeli işlemlerden bir sürede olsa uzak durmamız gerektiğini düşünüyorum. Peki potansiyel olarak satış nerede gelebilir? Potansiyel olarak satışa 2 trilyon 730 milyar dolar direnci var. Total market cap, kripto market cap, Bitcoin artı altcoin'ler için. Ve şu an biz ona çok yaklaşmış durumdayız. Potansiyel olarak orada bir kar satışı görebileceğimizi düşünüyorum. Ama eğer de görmezsek, o direnci de geçersek, üstüne kapatırsak da bu bize yükselişin daha da devam edebileceğinin habercisi olabilir. Bu seviyeyi dikkatle izleyeceğiz. Aşağı inebilirsek, evet. ETF'ler de hep bildiğimiz gibi, burada ETF'lerin market cap'ini aldım ben. 29 Ocak'tan başlayan bir grafik görüyoruz ve sürekli ETF'lere bir para girişi oluyor. Market cap'i artıyor. Şu anda da yaklaşık 60 milyar dolara yaklaşmış gibi gözüküyor. Bu çok yüksek bir rakam. Yani düşününce total market cap'in Bitcoin'in 1,5 trilyon dolara yaklaştığını düşünürsek 60 milyar dolar daha Ocak'ta başlayan ETF'ler için hiç de az bir rakam değil. Evet, geçtiğimiz cuma günü şöyle ilginç bir şey gördük. Bitcoin ETF'lerine alışık olduğumuz gibi giriş olurken 277 milyon dolar değerinde giriş olurken altın ETF'lerinden 172 milyon değerinde çıkış gördük. Yani burada bir paranın yer değişmesini gördük diyebiliriz. Tabii ki hani oradan çıkan para oraya mı girdi bunu kesin olarak bilmemizin imkanı yok. Ama böyle bir gözlem hani ilginç oldu. İnsanlar başlayabilirsek çok teşekkürler. Evet, burada altcoin'ler için herkes meraklı. Çünkü altcoin'lerin kar potansiyeli Bitcoin'e göre daha yüksek oluyor. Ama bunun için birazcık daha beklememiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ben Bitcoin'in henüz yerini bulduğunu, akümülasyona başladığını düşünmüyorum. Bunun için de izlememiz gereken en önemli parite Ethereum Bitcoin paritesi olacak. Ve bu paritede 0.65 düzeyini geçersek biz alt sezonun, altcoin sezonunun başladığını konuşabileceğiz, bundan bahsedebileceğiz diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi buna bir süre olduğunu düşünüyorum. Ben burada yeşil bir kutucuk çizdim. Orası benim potansiyel altcoin toplama bölgem olacak. Ayrıca hani bütün altcoin'ler için de geçerli. Ethereum bir önce olduğu için onu aldım. Ama altcoin alırken bu dönemde ben Bitcoin paritesine bakılarak alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sonuçta hani Bitcoin'den daha fazla kar etmek için aldığımız şeyler olduğu için hani dolar bazındaki yükselişinden çok Bitcoin
paritesindeki yükselişi daha önemli diye düşünüyorum. Birazcık da şimdi bir iyi haberlere gelebilirsek. Bak bu, evet. Buraları İhsan buralara daha çok dikkate alacaktır, haberin olsun. Tamam. Evet, şimdi teknik görünüme baktığımızda olumsuz diyemiyoruz tabii ki all time high seviyesinde. Ama ben hani daha önceki boğalarda da gördüğüm kadarıyla genelde yükselişin devam edeceği direnç kırılımlarında kırılım çok hızlı ve sert oluyor. Yani bunu daha önce de gördük mesela işte 59.000'den hemen çok hızlı bir şekilde geri çıktı. Burada öyle olmadı. 69.000'den 72.000'e yine çok ciddi bir yükseliş var tabii ki dolar bazlı. Ama yeterince hacim göremedim ben. Eğer tabii ki haftanın devamında görürsek, hani 72.000'de hala alıcılar akmaya gelmeye devam ederse, o zaman tabii ki yükselişi konuşabiliriz. Yükseliş için kesin bir seviye vermek çok zor çünkü şu anda önde bir direnci yok yani şu anda. Ama 80.000 ve 88.000 direnç olarak çalışabilir diye düşünüyorum yükselişin devam ettiği bir senaryoda. Fakat ben hani kendi pozisyonumdan örnek vermem gerekirse benim elimdeki portföyümün %70'i Bitcoin'de, %30'u nakitte tutuyordum. Şu anda onu %35 Bitcoin'e düşmüş durumdayım. Eğer hacim görürsem, ısrarlı alıcılar görürsem bunu tekrar arttırırım veya bir düşüş gelirse yine arttırırım diye düşünüyorum. Düşüşte potansiyel ekleme yapacağım alanları da yine yeşille işaretledim. O da 61.000, 59.000 aralığı ve 52.000, 55.000 dolar aralığı diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. İzlememiz gereken durum. Peki İhsan, alıyor muyuz satıyor muyuz abi? Dinledin, yazıyı da beğenmişsin. Bu sonuç olarak Onat da bir şekilde teknik seviyeleri verdi. Çok mu yükseldik? Buradan alacağız mı? Eklemeye devam edeceğiz mi? Düşmesini mi bekleyeceğiz? Ne yapacaksın İhsan bundan sonra? Şimdi şöyle aktarayım ben. Bir kere Onat'ın bu yazısı bsfinans.com'da girip okuyabilirler. Biz yine açıklamalar bölümüne de bırakıyoruz yayın sonrasında. Benim bütün aklımdaki soru işaretlerini cevaplayan bir yazı oldu ve bundan sonraki stratejimi de çok güzel, hani ben fiyata bakarak bir şeyler yapıyordum ama bu verilere bakarak da anlıyorum ki biraz böyle ısındık artık fiyat anlamında. Yani ben burada şöyle şu anki grafikte de görebilir izleyenler, çok dikey gidiyoruz ve burada artık bir düzeltme yapması lazım çünkü kazançlı hale gelmiyor. Yani yeni birilerine girmek için fırsat vermiyor, iştah arttırmıyor. Yani biraz böyle psikolojisine de baktığımız zaman, şu anki yatırımcıların, şu anki işlem yapanların ruh haline baktığımız zaman şunu görüyoruz ki herkes tekrardan girmek için bir liman arıyor. Tekrardan geri dönmesini bekliyor Bitcoin fiyatının. Bunu da yapılması da gerekiyor bir noktada baktığımızda. Çünkü yine böyle güzel bir kazanç alanı vermesi gerekiyor insanlara. Hani bunu böyle çokça ifade ettik daha önceki yayınlarda da. Hani bir düzeltme olacak. Bu düzeltmede altcoin'lerde güzel kazançlar alınabilir ya da Bitcoin'i yine alabilirsiniz. Bunu hani bu kadar göre göre olacak mı derseniz, evet bu kadar göre göre olacak. Henüz daha bunun başlarında olduğumuz için bunu beklemek lazım. Düzeltmeleri beklemek lazım. Onat'ın işaretlediği seviyeleri ben de takip ediyorum. 60.000 dolar civarı, 61.000 dolar bölgesi ve onun da aşağısında 55.000 dolar bölgesi. Bu daha da derin bir düzeltme olur ki o zaman altcoin'lerde çok daha güzel kazançlar elde edebilir. Böyle takip etmekte fayda var. Tabii bunların geldiği dönemi de bir konuşmak lazım. Yani burada o düzeltmeyi etkileyen faktörler neler? Onları çok iyi takip etmek lazım. O yüzden hani sadece bu yayını izleyip kapatıp ondan sonra hiç takip etmemezlik yapamazsınız. Mutlaka tekrardan sadece kripto kanalını takip edip konuları takip etmenizde fayda var. Yani düzeltmenin sebebi neydi? Onat da, işte Aytekin de, diğer bütün kripto ekibi açıklayacaktır. Ona göre biz alımları planlayacağız. Şu anda ben de Onat'ın söylediği gibi bir kısım altcoin pozisyonları var. Bir kısım da nakitte bekletiyorum. Yani yaklaşık %35 kadar bir nakit var. Burada tekrar alım için bu düzeltmeyi bekliyorum. Burada da ifade ederken hani düzeltme olduğunda alalım deyip yorumlarda şunu görüyorum. Nereden alalım? Şimdi eğer buralarda yatırım yapıyorsak çok böyle basit seviyede de olsa teknik analizi anlamamız lazım. Grafiğe bakmamız lazım. Grafiklerde de beğendiğiniz altcoin'lerde bir sonraki destek seviyesi neresi olabilir diye takip etmeleri lazım. Şu anda boğa döneminde olduğumuz için
Dirençler çok çalışmaz. Yani hemen kırılıp geçilebilir. Hakeza şu an Bitcoin'in grafiğine baktığınızda da hani o bütün dirençleri çok hızlı bir şekilde neredeyse tek mumla iki tane direnci birden geçebiliyor. Ama destekler güzel çalışır. Burada da şu oranları vereceğim son olarak. Şimdi Bitcoin'de %10, %15'lik bir düzeltme olduğunda altcoin'lerde minimum o kadar, hatta çok daha derin düzeltmeler görebiliriz. Yani %30'lara varan düzeltmeler görebiliriz. Siz de beğendiğiniz altcoin'i açıp orada şu anki seviyesinden %30 geriye gelse, yani Bitcoin'de hep böyle bir senaryo çalışmak lazım. Bitcoin'de şu anki seviyesinde %15 düzeltme yapsa bu coin nerede şey görebilir, tepki alabilir, ona bakmak lazım ve oralara emirler atmak lazım ve bu emirleri de Onat'ın da dikkat çektiği gibi spot tarafta yapmak sağlıklı. Vadelilerde çok ince iğneler olabilir. Yani sizin alımı planladığınız yerin de aşağısına sarkabilir ama hızlı toparlayacaktır. Bunu emin bir şekilde söyleyebiliriz ikimiz de. O toparlamada hani spotta olmak çok daha az zararla büyük kazanç ihtimalleriyle sizi kurtarır diyebilirim. Mikrofon kapalı Artuş Bey'sin. Her ikinize de çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. Kriptoyu sadece Kripto kanalında izlemeye, dinlemeye devam edebilirsiniz. Şimdi biz biraz daha Borsa İstanbul'da neler oluyor'u anlamak için konuğumuza döneceğiz. Yatırım fonları üzerinde acaba yatırım fonları neler yapıyor borsa tarafında, diğer yatırım araçlarında neler oluyor? Bu soruyu cevaplamaya çalışacağız. Efendim, müsaadenizle ben konuğumu ekrana almak istiyorum. Profesör Doktor Serra Eren. Daha önce kendisiyle yayın yapma imkanı bulmuştuk. Bir ara verdik. Tekrar kendisi yayınımıza gelmeyi kabul ettiler. Öncelikle kendisine günaydın diyeceğim ve yayına davet edeceğim Profesör Doktor Serra Eren'i. İhsan alabilir miyiz Serra? Evet, Serra Hanım, hoş geldiniz öncelikle yayına. Herkes şimdi ne yapalım, ne edelim, onu mu alalım, bunu mu satalım dediği zaman biz de diyoruz ki yatırım fonları üzerinden yapın. Yatırım fonları ne yapıyor özellikle hisse senedi tarafında? Bir yandan emeklilik fonları falan, onları da takip ediyoruz. Çünkü çok ciddi belirleyici olmaya başladı Borsa İstanbul'da. Bir genel çerçeveyi alalım sizde. Hani yatırım trendleri, işte A tipi fonlar, B tipi fonlar ama daha çok hisse senedi ağırlıklı fonlarda neler olup bitiyor ile ilgili resmi alabilir miyiz sizden? Tabii biz şimdi hem sizin de hep anlattığınız gibi yurt dışı tarafta hem de içeride büyük bir aslında belirsizlik döneminden geçiyoruz. Volatilitenin çok yüksek olduğu bir dönemden geçiyoruz. O nedenle de aslında böylesi zamanlar için yatırım fonlarından bir sepet yapmak yatırımcılara riski düşürmek ve çeşitlendirme anlamında çok büyük imkanlar sağlıyor. Yatırım fonları tarafında hisse senetlerine, altına, Eurobond'a, emtialara ve birçok daha başka yatırım aracına aslında yatırım yapabiliyorsunuz. Ve bu tür belirsizlik zamanlarında biz özellikle fon sepeti fonlarını, yani başka fonları portföyünde tutan fon sepeti fonlarını ve çoklu varlık yatırımı yapan değişken fonları portföylerinde tutmalarını kendi risk düzeylerine göre tavsiye ediyoruz yatırımcılarımıza. Tabii yani hep konuşuyoruz, resim biraz karışık. Şimdi bugün de işte Amerika'nın enflasyon verisi gelecek. Bu özellikle altın fonları üzerinde etkili olacak. Eğer enflasyon yine beklentilerin üzerinde gelirse o zaman altında bir düşüş ve bunun yansıması yine altın fonlarına olacak. Ve bizim tarafta da hisse senetlerini sordunuz. Burada da tabii bu geçtiğimiz 2 hafta öncesinde 8 haftalık çok hızlı bir rally izledik. Hisse senedi fonları da bundan çok güzel getiriler elde etti. Ama şimdi biraz daha temkinli olma zamanı diye düşünüyoruz. Hem fon yöneticilerimizle İyi Gelir'in YouTube kanalında yaptığımız yayınlarda elde ettiğimiz izlenim, hem de piyasayı takip ettiğimizde gördüğümüz fon yöneticileri, hisse senedi, Borsa İstanbul'daki hisse senetlerine yatırım yapan fonların yöneticileri de çok daha seçici olmaya başladılar.
Özellikle önümüzdeki dönemde eğer bir kurda hızlı bir artış görecek olursak, bunun küçük firmalara, küçük ve orta ölçekli firmalara büyük etkileri olabilir. Özellikle de işte faiz artışlarından da kaynaklı, kurun da etkisiyle. O nedenle biraz daha büyük şirketlere doğru yönlendiklerini bir kısmının düşünüyoruz, görüyoruz. Bir de tabii bundan sonrası için ihracat yapabilen şirketler, kurdaki yukarı yönlü hareketle beraber ihracat yapan şirketlere yatırım yapan fonların da biraz daha belki ön plana çıkabileceğini düşünebiliriz. Burada da fonlarımızda artık böyle bayağı temalar oluşmaya başladı. İşte sadece değişken fonlarda, işte blockchain fonları, teknoloji fonları falan gibi. Ama aynı zamanda da Borsa İstanbul'daki hisse senetleri için de böyle temalar oluşmaya başladı. Örneğin ihracatçı şirketler fonları var. Yani piyasamızda yanlış hatırlamıyorsam 5 tane fon bu şekilde sadece ihracat şirketleri yatırım yapıyor. Dolayısıyla buradaki biraz piyasayı koklayıp izleyip yatırımcılarımızın da fon seçiminde daha dikkatli olmalarını, bu tarz fonlara, seçimleri dikkatli yapan fonlara yönelmelerini tavsiye ediyoruz. Tabii özellikle de biz dediğim gibi biraz daha portföyde çeşitlendirme yapan fon sepeti fonları ve çoklu değişken fonları seçim öncesinde ve seçimden belki bir ay sonrasına kadar portföylerde bulundurmayı öneriyoruz. Çok önemli bir konuya getirdiniz. Hani bu hangi temalar, hangi çeşit şirketler, dediniz ki kur yukarı gidebilir. Kur yukarı giderse bazı şirketler bundan olumsuz etkilenebilir. Küçük şirketlerden biraz daha defansif, daha blue chip'lere geçiş olabilir dediniz. Bu çok önemli bir saptama. Arkadaşlarım geçen gün dolar bazında bir Borsa İstanbul tablosu yaptı. Hangi yıllarda reel dolar bazında getiri var, hangi yıllarda yok. Böyle neredeyse 50-50. 15 yıl getirmiş, 14 yıl getirmemiş falan. O yüzden kur bir belirleyici. İki, ama bir şey daha var. Onu da geçtiğimiz günlerde sevgili Tankut Taner Çelik yapmıştı. Deniyor ki Borsa İstanbul'a dolar bazında baktığınızda çok düşük yerlerdeyiz hala. Ama yan kağıtlarla baktığınızda inanılmaz yüksek yerlerdeyiz. Borsa yatırım fonları içerisinde son dönemde giren özellikle küçük fon, küçük kağıtlar, orta boy kağıtlar, enteresan şirketler dolayısıyla da bir anomali oluştu mu? Anomaliden kastım şu: endeks gitmiyor, bazı kağıtlar gidiyor gibi. Bunu borsa yatırım fonlarında da mimik etme, yani buradan kar alma ya da bunu bir şekilde yararlanma imkanı var mı? Borsa yatırım fonları ne yapıyor bu açıdan? Evet, doğru söylüyorsunuz. Biz bunu aslında geçtiğimiz dönemde gördük. Özellikle de bu Temmuz'dan başlayıp işte aralığa kadar süren rallide bu sizin bahsettiğiniz yan kağıtlar, küçük şirketler, bunlara yatırım yapan, bu temale yatırım yapan fonlar da var. İşte biz BIST 100 dış şirketler fonları olarak biliyoruz bunları. Onlarda da gerçekten sizin dediğiniz gibi çok yüksek getiriler gördük. Ama şimdi biraz oralarda durulma, daha çok blue chip şirketlerine yatırım yapan fonlarda. Bir de tabii yabancı yatırımcının da geleceğe beklentisiyle işte belirli sektörlere yatırım yapan, bankacılık sektörü başta olmak üzere fonlarda yukarı yönlü bir hareket görebiliriz. O bozulma, evet, burada da oldu. Tabii sadece bu temayı barındıran fonlar değil, içerisinde küçük hisse senetleri tutan fonlarda da bu ayrışmayı gördük. Biz İyi Gelir Fon platformunda fon hisse analiz diye bir modül üzerinden aslında fonların, bu hisse fonların içlerinde tuttukları hisse senetlerini analiz ediyoruz. Burada da işte bu fonlar hangi büyüklükteki şirketlere yatırım yapıyorlar diye bakıyoruz. Mega, orta, büyük, küçük diye. Buralardan aslında bakarak fonların stratejilerini takip edip önümüzdeki dönem için işte küçük veya işte nasıl diyelim, küçük şirketleri tutmayan belki şirketler tarafına, fonlar tarafına kaymak daha doğru bir yatırım stratejisi olabilir. Peki. Biz bu noktada iyi yapılan her şeyin arkasında akıl, bilim ve emek olan her şeyin çok destekçisiyiz. O yüzden yatırımcılar açısından da iyi gelir size iyi gelir diyelim. Hani bunu da böyle bir reklam gibi söylüyorum gerçekten, ama inanmadığım hiçbir şeyin arkasında değilim. Bir reklam anlaşmamız da yok, onu da bir söyleyeyim. Serra Hanım çok güzel işler yapıyor ve yatırımcı açısından da yatırım fonlarının böyle anlaşılmasının ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden emeklerine çok teşekkür ediyorum. İnşallah Türkiye'de iyi şeylerin karşılığının bulunduğu günleri daha fazla görürüz.
Müsaadeniz olursa ben bir öğrencimizi davet edeceğim. Ömer Yiğit Doğan, üniversitede 2. sınıf öğrencisi ve bize her sabah çıkıp Borsa İstanbul'da neler oluyor onu anlatıyor. Yayına geldi kendisi. Hoş geldin diyelim ve Ömer Yiğit'e soralım. Bu Fitch'in vermiş olduğu gazı maalesef çok kullanmadı. Ya maalesef demeyeyim de hemen gitti o. BOFA resmen mal çıkmak için o kadar güzel kullandı ki o fırsatı. Zaten herhalde geçen hafta bankacılık hisselerinde gördüğümüz o sürpriz yükselişle birlikte birisi not artışı olabileceğini görmüş ki yükseliş oldu. Ardından da dün BOFA resmen mallarını çıkmak için bunu fırsat olarak değerlendirdi. Bugün nasıl açıldık, ne bekliyoruz teknik seviyeler açısından Ömer Yiğit? Tabii ki dünkü düşüşte tesadüf değildi. Şöyle diyeyim, tam geçmiş yükselen trendimizin o civarından, yani o civardan dönüş yaptık ve seans boyunca yatay bir şekilde düşmeye başladık ve kapanışta negatif gerçekleştirdik zaten. Bugün de aslında Ülker %5 civarında bir pozitif açtı. Bunun sebebi de dün gelen güçlü bilançosu. Yine Ereğli tarafında bu deprem tazminatıyla alakalı 100 milyon dolarlık bir ek ödeme yapılacağı açıklandı. O da pozitif açmıştı. Ama yine biz burada 9100 seviyelerine kadar endeksin aslında açılışından geri çekildiğini görüyoruz. Aşağıda 9056 civarını önemli olarak. Yukarıda da zaten uzun bir süredir anlattığımız 9300 ve 9400 seviyesinin önemli olduğunu görüyoruz şu anlık. Peki. Çok teşekkür ediyorum Ömer Yiğit Doğan. Verdiğin değerli bilgiler için sana hem kolay gelsin hem de iyi dersler diyelim. Buradan çünkü Ömer Yiğit derse gidiyor. Çok teşekkür ediyorum. Serdar Hocam, şimdi girişte yatırım fonlarından oluşan bir portföyden bahsettiniz. Hani İngilizcesi funds of fund. Ben de çok önemsiyorum bunu. Hayatta da esasında birbirleriyle ilişkileri açısından insanları, çalışanları, arkadaşları da belki seçemiyorsunuz ama sizin doğal yapınıza uygun bir çevre oluşturuyorsunuz. Mutluluğun sırrı da orada. Hani iyi insanları, size iyi enerji verenleri yanınızda bulundurmak. Fonlardan oluşmuş bir portföy de bence mutluluğu bir anlamda daha kolay yaşamayı sağlarsınız. Belki çok büyük getiriler elde etmeyebilirsiniz ama ne getiri istiyorum sorusuna cevap verirseniz o getiriyi elde etmenizi sağlayabilir. Nasıl sağlar, ne yapmalı? Ben bugün fonlardan portföy yapacağım dedim ve iyi gelir kurucu ortağı da karşımda sordum. Ne yapacağım? Evet, çok güzel söylediniz. Yani aslında hedefi belirlemiş olmak çok çok önemli burada. Birçok yatırımcı aslında yola çıkarken bunu yapmadan çıkıyor. Hele bir de risk iştahını da tam olarak belirleyemezse eğer sonu hüsranla olan birçok yatırım hikayesi biliyoruz aslında. Dolayısıyla öncelikle ne kadar risk almak istediğinize karar vermek önemli. Bir de burada hem süre hem vadeniz ne kadar yatırımda kalacaksınız. Ne kadarlık bir hani süre için birikim yapıyorsunuz, yatırım yapıyorsunuz, amacınız nedir? Ve beklentiniz nedir? Yani mevduat işte 10 puan, 20 puan üzeri mi, enflasyonun işte 2 katı mı, bunların hepsinin belirlenmesi çok önemli. Bunları belirledikten sonra aslında her yatırımcı tipi için yatırım fonu var. Yani işin en güzel tarafı bu zaten. Yani siz, ben riskten çok korkuyorum, ben böyle sadece banka mevduatının birkaç puan üzerinde getirsin istiyorum derseniz, şu anda biz mesela para piyasası fonları diyoruz bu tür yatırımcılar için. Çünkü gerçekten piyasadaki mevduatın 2-3 puan üzerinde kazandırabiliyorlar yıllık bazda. Ama ben çok yüksek risk almak istiyorum, yani yatağda akşam rahat yatarım diyen yatırımcılar için de işte yurt dışı hisse senetlerine yatırım yapan fonlar var. İşte farklı temalar için yatırım yapan fonlar var. Teknolojiden tutun da sağlık sektörüne kadar. Böyle bir aslında bir şey açılıyor insana. Bir nasıl diyelim, dünya açılıyor yatırım fonları tarafından. Ve siz de hani eğer sepet yapma, çeşitlendirme yapma mantığına da sahipseniz biraz böyle yatırım araçlarının birbirleriyle korelasyonun ilişkilerini çok az bilebiliyorsanız o zaman kendi risk algınıza göre güzel portföyler oluşturabilirsiniz. İşte bir kısım altın, bir kısım Eurobond, hisse senedi, yabancı hisse senedinden oluşan bir işte seçki yapıp bu şekilde sepetinizi oluşturursunuz. Ama ben yani böyle tek tek uğraşmak istemiyorum. Elimde 10-15 tane fon, ona bak, buna bak diyorsanız eğer,
O zaman birkaç tane fon sepeti fonu alarak, onlar çünkü sizin için bunu yapıyorlar aslında. Farklı varlıklara yatırım yapan fonları portföylerine koyuyorlar. Böyle bir fon sepeti fonunu da alabilirsiniz. Bu arada hani dinleyenlere hatırlatalım, belki bilmeyenler vardır. 30 Nisan'a kadar TL bazlı yatırım fonlarında vergi avantajı var. Yani siz 30 Nisan'a kadar eğer bu fonları alırsanız, ne zaman satarsanız satın kazanç üzerinden vergi ödemiyorsunuz. Bu gerçekten müthiş bir şey. Ve pandemiden beri devam eden bu vergi muafiyeti artık 30 Nisan'da sona erebilir diye düşünüyoruz. O nedenle hani tam böyle seçim öncesinde fon sepeti fonlarına, yerli hisse senedi fonlarına, bunlarda hep vergi avantajı var. Para piyasası fonlarına, bunlara muhakkak bir göz atmalarını öneririm. Peki. Burada tabii çokça sorulan bir konu, bizde de düzenlemesi gelmediği için zannediyorum bir yatırım fonu yok kriptolar konusu. Türkiye'de bir kripto fonu var mı yok mu ben bilmiyorum çok doğrusu. Bu konuda bir cevap vermenizi rica edeceğim. Bir de tabii yurt dışı yatırım araçlarıyla çok fazla ilgilenmeye başladı yatırımcılar. Özellikle biraz Türk liranın değer kaybedebilir mi korkusu olunca ve pozitif reel faiz olmayınca içeride. Türkiye üzerinden yurt dışındaki yatırım araçlarına gitme imkanı var mı? Bir onu sorayım. Bir de ETF'ler konusu var tabii. Borsa yatırım fonları konusu var. Yani bir yatırım fonu almakla borsa yatırım fonu almak açısından bakıldığında aradaki farkı değerlendirmek de herhalde hem vergisel açısından hem de yatırım getirileri açısından nasıl farklar içeriyor? Bunları da konuşalım. Üç tane soru sormuş oldum. Bir kripto evet. fonu var mı? İki, yurt dışında fon yatırımı yapmak, işte altın şu bu. Bir üçüncüsü de borsa yatırım fonlarıyla normal yatırım fon arasındaki fark. Evet, kripto para fonu şu anda yok Türkiye'de. Zaten hani yurt dışında da ilk defa ocağın sonunda bir izin çıktı Bitcoin ETF'lerine ve az evvel de diğer konuğunuz da iletti. Çok hızlı bir giriş oldu buraya. Biz de zaten işte ben çok risk almak isterim, Bitcoin'e de çok meraklıyım diyen kişilere aslında ETF'leri öneriyoruz. Çünkü orada yine bir çeşitlendirme var. Alt ETF'ler, işte Bitcoin'ler falan. O nedenle de hani illaki Bitcoin'e girecekseniz ETF'ler vasıtasıyla girebilirsiniz. Türkiye'de de eli kulağında olabilir. Biz çünkü bu tür yenilikleri çok hızlı adapte edebiliyoruz. Hani belki önümüzdeki seneye SPK'dan böyle bir şey görebiliriz. Hani bir düzenleme. Düzenleme gelebilir diye düşünüyoruz. İkinci sorduğunuz yurt dışı piyasalara yatırım yapmak, yatırım fonlarıyla tabii ki mümkün. Yani yurt dışındaki hisse senetlerine, uzak doğudan tutun Amerika'ya, Avrupa borsalarına yatırım yapan çok sayıda fonumuz var. Özellikle Amerika'ya fokuslanmış, özellikle Avrupa'ya fokuslanmış, G20 ülkelerine fokuslanmış ya da işte şimdi yeni çıkacak fonlarımız var. Uzak doğu ülkeleri, Asya ülkelerine yatırım yapacak fonlarımız. Burada çeşitlilik çok artıyor. Yani yatırımcılardan talepler geliyor ve portföy yönetim şirketleri gerçekten bu konuda çok çok iyiler. Hemen hızlı dönüşler görüyoruz. Biz de hep programlarımızda izleyicilerin sorularını ekrana getiriyoruz. Onların taleplerini iletiyoruz portföy yöneticilerimize. Ve onlar da gerçekten bu konuda çok yenilikçiler. Yeni yeni fonlarımız çıkıyor. Bunları takip etmenizi yine önerelim. Orada altın da dediniz. Altına tabii ki yatırım yapıyor fonlarımız. Çok sayıda fonumuz var. 25 tane fon. Hem katılım tarafında, hani faize duyarlı yatırımcılar için çıkartılmış, hem de normal altın tarafında fonlar var. Diğer kıymetli madenlere, paladyum, platin gibi madenlere yatırım yapan fonlarımız var. Gümüş fon sepeti fonlarımız var. Yani burada çeşitlilik çok çok fazla. Yurt dışındaki yabancı borçlanma araçlarına, yani bu da çok önemli. Az sayıda fonumuz var. 3 tane yanlış hatırlamıyorsam, ama şimdi önümüzdeki dönemde Fed'in faiz indirim süreciyle beraber bizim gibi diğer yabancı ülkelerin de aslında tahvillerinde yukarı yönlü hareketler göreceğiz. Bu anlamda da yabancı borçlanma araçlarına yatırım yapan fonlar bir süre sonra çok revaçta olacak diye düşünüyoruz. Bunlara da yine TEFAS üzerinden yatırım yapabiliyor yatırımcılarımız. Böyle yani yurt dışı taraf için çok seçenek var. ETF'lerle yatırım fonları arasındaki farka gelecek olursak, bir kere şunu söyleyelim. Bizdeki ETF sayısı ve çeşitliliği çok çok az. Bir ara epeyce bir vardı. Sonra onlar bir vergi
dezavantajı nedeniyle kapandılar. Şimdi birkaç portföy yönetim şirketimizin öncülüğünde tekrar borsa yatırım fonlarının sayısı artmaya başladı. Borsa yatırım fonları bir endeks fonu olarak kurulur. Yani pasif yönetilirler. Yatırım fonlarındaki gibi aktif bir yönetim yoktur. Hani bunu bir dezavantaj olarak düşünebilir yatırımcılarımız. Ama kimi zaman da düşük yönetim ücretleri nedeniyle ve eğer siz endekse bir bağlı bir beklenti içerisindeyseniz o zaman bu tür ETF'lerden biz öneriyoruz. İşte endeks BIST 30'a yatırım yapan borsa yatırım fonu var, altına yatırım yapan var, dövize yatırım yapan var. Bunların yatırım fonlarına göre bir avantajı borsada hisse senedi gibi anlık satabilmeniz. Yani gün içerisinde değer alıyor ve siz alış satış yapabiliyorsunuz. Hani böyle bir avantajı var. Yatırım fonlarında fiyat gün sonunda oluşuyor ve siz hani bunu günlük olarak alıp satabiliyorsunuz. Ama tabii dediğim gibi borsa yatırım fonlarında biraz daha çeşidin artması gerekiyor. İyi gelir kurucu ortağı Profesör Doktor Serra Eren Sarıoğlu. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. Kısa zamanda yatırım fonlarında daha çok bilgiyle karşısında olmaya çalışacağız izleyicilerimizin. İyi günler diliyorum efendim. Görüşmek üzere diyelim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet, borsayı bitirmedik. Borsayı daha çok konuşacağız. O yüzden hemen yeni konuğuma merhaba diyeceğim. Mete Yüksel'i davet edeceğim yayına ve ardından soracağım tabii Mete'ye. Diyeceğim ki Mete'ciğim 50. yaşın ilk günleri nasıl geçiyor öncelikle? Alışmaya çalışıyorum. Geliyorum alışmaya. Yanına doğru. 10 senem kaldı. Alışırsın. İstesen de istemesen de alışıyorsun. Hoş geldin yayına. Şimdi, teşekkürler. Bir borsa rallisi gördük önce. Bankalarla oldu. Neden oldu deyince bir baktık not arttırımı geliyormuş. Not arttırımı geldi. Pazartesi günü piyasa yine bir %2 yukarı. Hop bofa geldi. Malları çaktı çıktı. Kısa özet böyle zannediyorum. Yanlışım varsa düzelt. Orta uzun vadede borsada neler beklemeliyiz? Özellikle döviz konusunda herkes böyle kur nereye gidiyor sorusunu sorarken. Şöyle, borsanın yönü yukarı artınca her şeyden önce. En azından şunu unutmayalım. Biz aylık olarak %3 enflasyon civarında bir enflasyonla karşılaşmayı ümit ediyoruz önümüzdeki dönemde. Yıl sonuna kadar full hiç ekstra hesaplamalara girmeyip 3'ten hesaplasak %33 falan daha bir enflasyonun geleceği var. Biz zaten bu %33 enflasyonu borsa endeksinin üzerine koysak şimdi 12.000'in üzerindeki bir rakama gidiyoruz. Yani senenin sonunda zaten 12.000 olursak enflasyonu ancak çıkartacağız. Reel bir getirisi olmayacak. Onun için 12.000'e gidiyor endeks vesaire konuşmaları komik. Yani zaten oraya gideceğiz. Sadece zaman meselesi. 12.000'in üzerine çıkacak mıyız? 15.000'e gidecek miyiz? Yani öyle bir iddialı kolu olan varsa onunla konuşalım. Ama ben o tarafta değilim. Ben endeksin enflasyon kadar maksimum gidebileceğini düşünen taraftayım. Ki orada da doğru hisseyi seçmezsek eğer bundan nemalanamayacağımızı düşünen taraftayım. Şu var, bizim yılın son çeyreğinde 2023'ün gördüğümüz bir fenomen vardı. O da şuydu, mevduat faizleri hızlı bir şekilde yukarıya yükseliyordu. İşte yıl sonu window dressing'in etkisi mi dersin ya da işte ekonomi yönetiminin daha yüksek faizlere piyasayı ittirmesi mi dersin? Bunların hepsinin toplamından 50'nin üzerine çıkmış konvansiyonel Türk lirası vadeli mevduat faizleri vardı. Ve bu da borsanın yukarıya gidişini durdurmuştu. Şimdi aynı noktadayız. Ben bu borsanın yukarıya gidişinin bir süre mola vermesini bekliyorum. Bu yaklaşık bir ay kadar olacak gibi duruyor. Şu anda hızlı tırmanan yine Türk lirası vadeli mevduat faizlerini görüyoruz. Hani 53 ortalama, 53 çok yüksek, daha önce görmediğimiz seviyeler kısmını geç. Çünkü o %53 dediğimizde döviz dönüşümlü KKM'den işte gelen %60'lı faizler de var. Konvansiyonelde 45-47 arasında, ortalaması 53'e geliyor idi. Fakat geldiğimiz gün itibariyle artık konvansiyonelde 50'leri almaya başladı. Bu iki tane şeye yol açıyor. Bir tanesi borsaya alternatiftir. Herkesin risk iştahı aynı değil ama bir miktar yatırımcıyı o taraf çalıyordur doğal olarak. Bir de bakıyorsun takas bank para piyasasına overnight faizlere 47'lere vesaire gelmiş. Bunun bileşiği inanılmaz yüksek. 60 küsürlere giden faizler oluyor. Eğer ki
Aracı kurumlar kendilerini bu yükselmiş olan faizlerle fonluyorlarsa, yani bunun içinde alternatif olan mevduat düşün, takas bank para piyasası düşün, her şeyi düşün. Genel olarak 45.01'e gelmiş olan gösterge tahvil faizini de düşünebilirsin. 45'i ne zaman görmüşüz biz en son gösterge tahvilde? Ben söyleyeyim, Temmuz 2003'te son 21 yılın en yüksek gösterge tahvil faizine ulaşmış durumdayız. Bir noktada hem işte alternatif aracın getirisi yüksek diye borsadan yatırımcı çalıyor. İkincisi de kredi faizleri borsada inanılmaz hızlı şekilde yükseliyor. İşte 90-95 yüzler havalarda uçuşuyor artık. 90-95 yüzle gidip hisse senedi almış olan adamın ayda %5-6 kazanmadığı sürece zarar ettiği ortada. Borsa yukarıya gidemiyor. Kazanmıyor belli ki. Kredili pozisyonlar yavaş yavaş çözülmeye başlıyor. Biz bunu görebiliyoruz. Kendimize yakın aracı kurumlardan bunu görüyoruz. Reysen kapamalardan bunu görüyoruz. Bir miktar krediler kapanırken de satış yaparak kapatıyorsun. Yani kimse taze sermaye getirmiyor ki o işte kredinin teminatı için. Herkes pozisyon kapatıyor. Ondan dolayı da öyle bir araf bölgedeyiz ki şu anda. Yerli yatırımcı hem kredi faizlerinin yüksekliğinden hem alternatif getiri araçlarının cazibesinden dolayı borsaya kıyasla başka taraflara geçme eğiliminde, hem yabancı yatırımcı yok. Önce 22 milyon dolar sattı, sonra 98, sonra 75 milyon dolar daha sattı geçen hafta açıklanmış veride. Yabancılar zincirleme bir şekilde, artık bir trend oluşturacak şekilde çıkıyorlar. Onlar çıktıkça sürekli olarak Sayın Mehmet Şimşek'in gerek İngilizce gerek Türkçe X'te attığı mesajları görüyoruz. Hiç beklenmedik bir şekilde televizyona çıkıp demeçlerini görüyoruz. Bu da panik olacak bir şey mi var acaba düşüncesine gark ediyor tabii yatırımcıyı. O da birazcık hani gelişi engelleyen bir durum oluşturuyor gibi görüyorum. Bu arada doların yukarıya gitmesi borsa için iyidir. Dolar yukarıya gidiyor şimdi. Borsada ihracatçı şirketler, dövizle para kazanan, malını dövizle fiyatlayan, yurt dışına müteahhitlik hizmeti veren ya da turizm şirketleri, bunların hepsi bundan nemalanıyor. Borsa için olumsuz bir durum değildir. Fakat şunu da bir yana koyalım. Şimdi en son bir aya baktığım zaman dolar kurundaki yükseliş %4.3. %4.3 dolar kurunda yükseliş varken, bunun da yani ben düşünsene her ay %4.3 kazanacağım. Yani yaklaşık enflasyon kadar ben dolar tuttuğum zaman kazanıyorum. O zaman niye gideyim de paramı %50 faizle mevduata koyayım ki? Yani %4.3'ün... Yani %50 küsür bile olsa, o kadar %50 yüksek olsa. Bile olsa ki genel geçer herkese %50 şu anda verilmiyor. Bunun üzerinde de bir de %5 stopaj veriyorsun. O 50'nin getirirse sana 48'e geliyor. Halbuki %4.3'ü ben yıllık bileşiğe vursam %66. %66 yıllık bileşik getiri elde edeceğim bir enstrümanı bırakıp öteki tarafa geçmem için, Türk lirası vadeli mevduata ikna olmam için bana çok daha yüksek bir faiz veriliyor olması lazım. Hoş, yani biz bir aylık faiz, 32 günlük faizden bahsediyoruz. 32 günlük faiz 55 olduğunda işte %5'le stopajı adjust etsem yaklaşık olarak kafa kafaya gelir. Ama %55 kafa kafaya gelecek rakamdır. 50 değil. Onun için ben şu anda ikna durumunda değilim ama ikna olabileceğim noktaya doğru da hızla gitmeye çalışıyoruz. Bu zorunlu karşılıklarla ilgili işte bir takım teşvikler oluyor diyeyim. Türk lirası vadeli mevduata geçiş için bankaları faizlerini yukarıya götürtmek için push edecek bazı gelişmeler oluyor. Bunların devamını görmeyi bekliyorum. Gerek zorunlu karşılıklar, gerek menkul kıymet tesisi Türk lirası vadeli mevduat faizlerinin yukarıya gönderilmesi lazım. Ki bu seçimde oy kaybettirecek de bir şey değil, biliyor musun? Şunu anlayabiliyorum. 1 Kasım'dan bu yana 1000 puan politika faizi yükselişi oldu. Ama 1 Kasım'da 3.66'ya gelmiş olan azami akti kredi kartı faizleri değişmedi. Anlıyorum. Çünkü burayı yükselttiğin zaman, limitleri indirdiğin, taksitleri yok ettiğin zaman oy kaybedebilirsin. Ama mevduatına daha fazla faiz verdiğin zaman benim moralim düzelebilir. O zaman oy kaybetmeyebilirsin. Artı benim yastığımın altında duran dolarlar, İsviçre'ye gönderdiğim ya da banka kasasında beklettiğim ya da kripto parada tuttuğum dövizleri ben getirip Türk lirası vadeli mevduata koyup reel faiz alma eğiliminde de olurum. Bu ekonomi için de iyi olur. Enflasyon, yani biz dezenflasyon işte stratejimizi açıkladığımız zaman Türk lirasının reel değer kazanması dedik, değil mi? Türk lirasının reel kazanması için değeri senin yüksek faiz veriyor olman lazım. Artı politika faizini de arttırmıyorsun. Sana yük değil ki kardeşim, bankalar düşünsün bunun maliyetini. Der geçerdim ben olsam.
Evet. Şimdi sabahleyin buna benzer bir konuyu konuştuk. Bir tanesi dedik ki ya Biden da 7.3 trilyon paket açıklıyor ama nereden bulacağını, yani vergileri ve nereye harcayacağını da açıklıyor. Seçim öncesinde Biden bilmiyor mu oy kazanıp kaybedeceğini? Biraz önce çok güzel açıkladım bunu. Yani kredi kartı faizini zaten ellememişsin. Mevduat faizini yukarı çeksen ne olacak ki? Bir onu kenara koy. Bir de Mehmet Şimşek, niye sen çıkıp faiz artırımı olmayacak diye çok yüksek gelecek bir enflasyon verisinden bir dakika önce yayını bitirip gidiyorsun? Bunlar enteresan iletişim konusundaki mesajlar. Zaten seçim korkusu var insanlarda. Yine kur artar mı korkusu var. Şimdi bu korkuyu ortadan kaldırmak için muhtemeldir ki hem bu önlemler alınacak, hem uzama verilen faiz artacak, hem de belki 500 bas puanlık bir faiz artışı da gelecek. Sabahleyin onu söyledik. Yani seçime kalan 14 iş günü ve MPC'ye, para politikası kuruluna kalan 8 iş günü kaldı. Burada bir faiz arttırımı artık yapılmak zorunda. Yapılmaz da çünkü hani nasıl söyleyeyim, kurun önü alınamayacak gibi gözüküyor. Çünkü her gün yükseliş 20 kuruş ve üstünde kaybedilen milyar dolarlık bir rezervden bahsediyoruz. O yüzden sorum şu: eğer MPC, yani para politikası kurulu toplantısına kadar döviz böyle artmaya devam ederse, o gün eğer bir faiz arttırımı gelip gelmemesine bağlı olarak borsada bütün hikaye değişebilir mi? Ya da yani borsa eninde sonunda bu işten olumlu çıkar mı gibi bir soru sorayım. Nedir önümüzdeki bir hafta 15 güne baktığın zaman? Sıkı duruşun gösterilmesi yabancı yatırımcıyı heyecanlandıran bir durumdur. Faiz artırımları yabancı yatırımcıyı heyecanlandırır. Bu aynen IMF ile bir standby'a gidilmiş olsaydı yapılacaklar gibi. İşte faiz arttır, yerel para birimini değersizleştir, vergileri arttır, asgari ücret zamlarını durdur. Yani bu standart olarak bir standby anlaşması yapılsaydı olacaktı. Biz dedik ki gerek yok IMF ile böyle bir yükümlülük altına girmeye, biz kendi acı ilacımızı kendimiz yapar içeriz. Fakat araya bir yerel seçim girdi. Şimdi işte Sayın Mehmet Şimşek'in attığı tweetlerden de anlıyoruz ki yerel seçim sonrasında sıkı duruş devam edecek. Ha, bir faiz arttırımı olacaktır, olabilir, yani olacaktır diye kesinlikle söylemiyorum ama olabilir, ama olacak olan o faiz artışının da Mart sonundan daha sonraki bir noktada oluyor olması lazım. Yerel seçime giderken ki yol üstünde değil. JP Morgan önce 500 bips faiz arttırımı bekliyoruz dedi. Deutsche sıkı duruş demişti o günlerde yayınladığı raportu. Dün çıktı, o da 500 bips artış beklediğini söyledi. Artış olur olmazdan daha öte benim için aktarım mekanizmasının işleyişi önemlidir. Demin konuştuğumuz gibi aktarım mekanizmasını sen full çalıştırabilirsin. Hatta %110, %150 kapasiteyle de çalıştırabilirsin aktarım mekanizmasını. Sen faiz arttırmamış olmana rağmen Türk lirası vadeli mevduatlarda daha yüksek faiz verilmesini sağlayabilirsin. Belki bir miktar bu tarafa eğilmekte fayda var. Çünkü faizin, politika faizinin tek başına artması çok da fazla bir şey değiştirmiyor gibi aktarım olmadığı sürece. Peki, alıyor muyuz, satıyor muyuz? Son soru bu. Yükselince satıyoruz, düşünce alıyoruz diye biliyorum. Var mı bir değişiklik? Kolay para kazanmanın yolu odur. Düşükken alıp yüksekken satmak. Bunu niye insanlar yapamıyor şaşırıyorum. Demeyeyim tabii. Borsanın genel olarak yönünün yukarı olduğunu ben görebiliyorum. Ama yukarı olan borsanın bu yönünde sen topyekün bir endeks fonu alıp da nefesini tutmaya çalıştığın takdirde enflasyonu çıkartacak kadar bile para kazanmadığını görüp yıl sonunda hayal kırıklığına uğrayabilirsin. Onun için hisse seçimi sadece bugün değil, her gün önemli olan bir mevzudur. Bu sebepten dolayı ben ihracatçıları alırım. Beyaz eşyacılar vardır, otomotivciler vardır, hazır giyim vardır, hazır gıda vardır bunun içinde. Bunun ötesinde sağlık sektörünü beğeniyoruz. Sağlık sektörü talep elastikiyeti çok düşük ve istediği kadar enflasyonu yansıt, sen pazar payından kaybetmiyorsun, karlılığını sürdürdüğün bir sektör. Enflasyona karşı dirençli bir diğer sektör de tabii ki gıda perakendeciliği. Artık iskontolu gıda perakendeciliği demiyorum. İskontolu olarak bilinmeyen marketler bile iskontoludan daha ucuza private label mal satabildikleri için genel olarak gıda perakendeciliğini beğendiğimizi söyleyebilirim. Bankacılık sektöründe equal weight olurum. %15 civarında BIST 100 ağırlığıyla taşırım. Daha yüksek ağırlıkta taşımam çünkü temel olarak bir takım kar arttırmanın önünde engeller olduğunu görebiliyorum bu yıl. Ama biliyorum da aynı zamanda yabancı geldiği zaman bankalar alacak, onun için bankasız da kalmayı istemem. Peki.
Mete Yüksel, her zamanki gibi büyük mutluluk ve çok şey öğrendik anlattıklarından. Enerjine de ayrıca hayranız deyip 50 yaşın seni daha gençleştirdiğinin de altını çizelim. Güzel, sağlıklı, mutlu bir hafta olsun Mete'ciğim. Çok teşekkürler. Çok teşekkür. Görüşürüz. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Evet. Mete Bey yine gel. Güzel yazmışlar. Ama şimdi benim bir dinlenme vaktim var. Hani belli yayınlar vardır ya böyle. Yumuşak yumuşak güzel güzel dinlersiniz. Hem bilgilenirsiniz. İsmi böyle serttir belki. Tunç'tur, Tunç Devri'dir ama içinden böyle öyle güzel duyguyla yumuşak yumuşak anlatır ya. En böyle cafcaflı zamanda bile. O yüzden sözü çok uzatmayalım. Birlikte Tunç Şatıroğlu'nu yayına davet edelim. Tunç Devri başlıyor efendim. Evet sevgili Tunç, hoş geldin, iyi ki geldin. Vallahi sağ ol. Benim de dinlenmeye ihtiyacım vardı sabahtan beri. Car 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 car, car. Anlatıyorum. Tunç'um, kurda bir atak var. Çok net gözüküyor. Geçen pazartesi Mehmet Şimşek biraz deyim yerindeyse kulağımıza kar suyu kaçırdı. Çünkü faiz artırımı yok dedi. Üstüne her gün merkez kabaca 1 milyar dolar satıyor belki. Ama kur da yükselmeye devam ediyor. Daha önce Eylül'e kadar gidemezler diyorduk. Şimdi seçim sonrası Nisan'da mı olur, Mayıs'ta mı olur, kurda ne olur soruları çok fazla arttı. Ben sözü bu noktada sana bırakayım ve hikayeyi senin o güzel anlatımınla bir de senden dinleyelim. Şimdi Mehmet Şimşek tarafında gördüğümüz şeyler yani bunları uzun uzun anlatmaya gerek yok. Ben buna kısaca nebatileşme süreci diyorum. Bir nebatileşme süreci yaşıyor. O böyle rasyonel, doğruları söyleyen, yanlış bunlar yanlış diyen, teknokrat gibi kimliğinden sıyrılıyor. Onu geride bırakıyor ve bir siyasetçi gibi, Sayın Doçent Doktor Nebati gibi bir siyasetçi, Mali Hazine ve Maliye Bakanı gibi konuşmaya başlıyor. Yani ne oluyor? İşte nasıl o diyordu, gözlerimdeki ışığa bak falan. İşte bir şey olmaz, carçurt falan gibi böyle şeyler söyleniyor. Olayın ciddiyetini ya anlamıyorlar ya da anlıyorlar ama elleri Ankara'dan bağlı ve o yüzden de hiçbir şey yapamıyorlar. Her iki durumda da bu bir nebatileşme sürecidir. Yani ne deniyorsa densin buna. Fakat kurdaki atak bizim seninle de daha önce konuştuğumuz gibi yani evet 34 liranın altında halen daha ucuz olduğunu düşünüyorum. Fakat bu 20 kuruş işlerini kesebilirler. Tekrar 6 kuruş 7 kuruşa dönebilirler yakında. Biraz daha belki salmamız gerekiyordu. İhracatçı için falan gibi şeyler söyleyebilirler. Yani şeffaflık olmadığı için. Yani şeffaflık sözde kaldığı için hep bilemiyoruz. Yani böyle niyet okumaya çalışıyoruz. Acaba ne yapmak istiyorlar falan. Çünkü zaten şu anki duruma da aylardan beri serbest kur rejimi var deniyor. Yani o zaman şeffaflıktan nasıl bahsedeceğiz? Yani diyebilirsin ki serbest kur rejimi yok. Crawling peg var. Ve bunu da biz istiyoruz. Bunu da işte sürdürebilecek gücümüz de var. Bir sürede bunun böyle olması gerekiyor falan filan anlatırsın yani. Şimdi serbest kur rejimi var. Crawling peg yok diyorsun. Ve o zaman bize diyoruz ki ya bu madem serbest kur rejimi denilen şey de böyle rampa gibi gidiyor. Bunun adı Hafize rampası arkadaşlar. Bu rampada da bir şu anda şey görüyoruz yani dikleşme görüyoruz ama tekrardan o 6-7 kuruşa geri döner diye düşünüyorum. Önemli olan burada artık işlerin bozulmaya başlaması. Yani bir yerlerde geldi olay tıkandı. İnsanlar dolarlarını kolay kolay bozmuyorlar. Bozmamalarında da iki sebep var. Yani bir tanesi daha fazla gidecek mi? İşte zaten bu konuşuluyor doları bozmayayım. Diğeri faiz yeterli değil. Mevduat faizine geçecek adam. O da yeterli değil zaten. Ve o mevduat faizinde faizi arttırmak, yani politika faizini arttırmadan o mevduat faizinde arttırabilmek çok da mümkün değil. Çünkü sürekli olarak bankaların üzerine yüklendiler. Dediler ki siz herkes yapabilir, herkes enflasyon uğrayabilir ama size uğrayamaz.
size enflasyon uğramadı. Siz çünkü başka bir ülkede yaşıyorsunuz. Başka bir ülkede mevduat toplayıp başka bir ülkede ticari kredi veriyorsunuz. Kobi kredisi veriyorsunuz. O ülkede de enflasyon yok. Yani böyle bir rasyonel zemine dönmek isteyen adamların yapacakları işler değil bunlar tabii ki. Yani o taraftan bankayı bir kere sıkıştırdı. Olmayan karın üzerinden bir vergi ödeyecek banka. Sen kredi büyümesini yapamazsın dedi. Yaparsan işte sana bu kadar zorunlu karşılıkta arttırdım. Artı çok düşük faizli bonoları da böyle almak zorunda bırakıyorum. Dayatıyorum sana bunları da zorla alacaksın diyor böyle. Banka o zaman bu durumda mevduat faizini daha da düşürmek ister. Daha da düşürsün ki o aradan zararını kapatabilsin. Bu durumda zaten yani bankaya ha bir de sen daha da mevduat faizi arttır, daha da zarar et. Bu akıllara ziyan bir şey zaten. Yani öyle de bir şey de söyleyecek halleri de yok şeylerin, hazine, yani ekonomi yönetiminin. Yani dolayısıyla insanlar kolay kolay dolarını bu durumda bozmaz. Üçüncü bir şey daha var. Ondan genelde hep konuşuyoruz ama o hep geri planda kalıyor. Güvenmiyor adam. Güvenmiyor. Yani doların çıkması, faizin düşük olması değil yani. Adam güvenmiyor. Bunlar bir şey yaparlar ve bu dolar birdenbire fırlar. Ben de arkasından bakarım. Ya da öyle bir şeyi açarlar ki makası ben alamam diye korkuyor insanlar. Güvenmiyor yani. Dolayısıyla güvenmeyen adam, bunun tabii güvenmemenin de bir derecesi var. İşte güvenmiyorum, bankada dolar olarak tutuyorum. Güvenmiyorum, kasada dolar olarak tutuyorum. Güvenmiyorum, Türkiye'de dolar olarak tutmuyorum. Türkiye dışında dolar olarak tutuyorum. Yani bu güvenmemenin de derecesi var. Şimdi o mesela Türkiye'de tutmayan adamı getiremezsin. Faizi versen de o adam güvenmiyor, gelmeyecek. Kasada tutan adamı da getiremezsin. Veya yastıkta, altında. Çünkü o güvenmediği için bankacılık sisteminden çıkmış. Yani ona nasıl bir prim ödemen gerekiyor ki güvenmeme primi? Yani onu oraya getirebilirsin. Artık o prim belki 80 mi olur, 90 mı olur, %. Yani o korkunç falan deniyor ama öyle yani. O güvenmemenin primi var. Bankada vadesiz mevduatta duran adamı belki ikna edebilirsen, pozitif reel faiz verdiğine, ki ben şu anda artık komedi olarak düşünüyorum. Pozitif reel faiz hikayesi falan yok yani. Oradan 3-5 tane adamı toplamışsın. Kimlikleri de belli değil. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi diye bir şey yapmışsın. Onlar sürekli olarak yanılmışlar. Aylar boyunca onların tahmininden çok daha yüksek çıkmış. İşte 30 beklerken adamlar 65 çıkmış. Böyle ondan sonra şimdi diyormuş ki onlar şu kadar çıkacak olacak enflasyon. Bak ona göre biz pozitif faiz veriyoruz. Artık yani trajik yani bu komedi falan evet. Geçti. Yani. Evet. Tunç'um şimdi biraz önce dedin ki bu artış hızını kesebilirler yine. Şimdi tabii artış hızını normalde Türk lirası pozitif reel değer kazanacak demek enflasyonun altında bir dolar kuru artışı demek. Şimdi insanlar şey de söyleyebilir. Ya enflasyon daha da yüksek. Belki de Türk lirası reel olarak değer kazanıyor. Hayır, resmi rakama göre bakıp konuşuyoruz şimdi. Hani komedi ya da değil kısmını kenara koyalım. Şimdi bir şey söylemiş. Adam bir sistem oluşturmuş. Demiş ki enflasyon resmi rakam. Bunun altında artacak kur. Ama kur çok hızlı artmaya başladı. Şimdi bu noktada kısa vadede bunu engelleyebilirler düşüncesinde şu anda niye gitmesine izin veriyorlar? Ya istemeye kura da çok basmayalım çünkü rezerv kaybımız çok artarsa sistemik bir risk yaşarız diye biraz bırakıyorlar. Bir yerden sonra muhtemeldir ki daha fazla önlem gelecek ve faiz artışı gelecek. Sen bu Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında bir faiz artırımı bekliyor musun? Gelirse ne olur, gelmezse ne olur? Yani 500 bas puanlık bir faiz artışı Nisan'da bekleniyor falan. Ben hani olağanüstü bir toplantı olmaz belki ama ya bir faiz artışı yapılacağını ve bazı önlemler de alınması gerekeceğini düşünüyorum. Bu yukarı yönlü hareketin engellenmesi için ki engellemek isteyeceklerdir. O yüzden bir önümüzdeki hani işte galiba seçime MPC'ye 8 iş günü işte 14 iş günü kaldı seçime. Bu süreçte yaşanabileceklerle ilgili ne düşünüyorsun biraz kısa vadeye baktığında? Ya şimdi biz olması gerekeni konuşuyorsak zaten bu faiz Ocak'ta 50 olmalıydı.
tabii. Ocak'ta. Net. Ocak'ta net. Yani çünkü ben 500 artışlar yeterli olmuyor. 2 tane 750 yapılması gerekiyor. Defalarca söyledim. Ocak'ta 50 olmalıydı. Olmadı. İşte peki Şubat'ta belki olur mu diye piyasa bekledi. Hani Şahin adam geldi falan dediler. O da daha ilk yaptığı toplantıdan böyle bir şey yapmayacağını söyledi. Yani şöyle Artunç, buradaki olay şu. Zaten mantık ki bir mantıken bu iş Ocak'ta olması gerekiyordu. Adamlar da yanlış olduğunu gördüler. Yabancılar da söylediler. Bu iş Şubat'ta o zaman olmalıydı. Niye olmadı? O zaman olmadıysa bundan sonra niçin olsun? Bu şekilde soruyu sormak lazım. Demek aynen ki bunların eli kolu Ankara'dan bağlı. Evet. Ve o Ankara'daki kişiyi de ikna etmen gerekiyor. Burada artık ekonomi yönetiminde bak liyakatmiş falan bunların hepsini geçelim. Geçmemiz lazım. Söz dinleyenler ve söz dinlemeyenler var. Burada söz dinlemeyenler mesela Murat Çetinkaya yanlış bir iş mi yaptı? Çok güzel idare etti. Naci Ağbal yanlış bir iş mi yaptı? Yok. Çok güzel idare etti. Murat Uysal söz dinledi. O işte o 128 milyar doların gittiği, o düzlüğün olduğu dolar kurunda. Ondan sonra Naci Ağbal gelince aşağı geldi falan. O böyle iyi değildi. Şahap Kavcıoğlu o da söz dinledi. O da indirdi. O da iyi değildi. Şimdi Fatih Karahan da söz dinleyip arttırmıyorsa onun da iyi olma ihtimali var mı? Yok. Burada söz dinlemeyen adam olması gerekiyor. Ve söz dinlemeyen adam olunca da görevden alınıyor. O zaman ne olması lazım? Olması gereken şey? Olması gereken şey Ali Babacan tipinde bir adam. Yani sözünü dinletebilecek. Sözünü dinletebildiği zaman rasyonel de işler yapmak için çok okumuş yazmış olmak gerekmiyor. Yani bunun basit bir ne olacağı belli yani. Ekonomist de söyleyebilir. Hatta bırak Merkez Bankası kendi kendine daha bile iyi halledebilir adamlar. Bak mesela Profesör Doktor Semih Tümen yanlış yapılıyor diye açık açık söyledi. Söz dinlemedi. Sözünü dinletti mi? Dinletemedi. Demek ki Mehmet Şimşek'in söz dinletebiliyor olması lazım. Söz dinletebiliyor olması için de bir şey sunabilmesi lazım. Bak ben böyle yaptım. Bunun karşılığında da yurt dışından böyle de bir fon buldum. Ben böyle yaptım. Bu enflasyonu da %38'den devralmıştım Haziran ayındaki enflasyon %38'di. Onun da altına indim. Yahut indirecek bir patikaya da soktum. Hiçbirini söyleyemiyor. Para bulabildin mi? Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Katar'dan, Suudi Arabistan'dan, Amerika'daki işte JP Morgan, Goldman Sachs toplantısından, İngiltere'deki JP Morgan toplantısından, buradaki JP Morgan toplantısından para bulabildin mi? Burada para falan yok yani. Yok. Bir şey bulamadı. O zaman gidiyor hatta yani, para çıkıyor. Ha, o sözünü nasıl dinletecek ki o zaman? Onun söz dinletmek gibi bir durumu yok. O zaman söz dinleyecekler. Söz dinleyeceklerse de o zaman yani en iyi ihtimalle ikna edilebilirse 250 puan bence 500 falan unutun. Çünkü burada onlara bu kadarlık bir yer tanınmış. Ve de burada bence seçim sonuçları çok önemli. Seçim sonuçlarına göre bütün ekonomik sistemi değişebilir. Çok ciddi bir risk var ortada. Bir kere Zeybekçi meydana çıktı. Bu seçim kaybedilecek olursa bir kere bu seçime Erdoğan giriyor. Her ne kadar belediye seçimi olsa da burada Erdoğan seçime giriyor. Erdoğan seçimi kaybederse yani Haziran'a Mayıs'a göre oyları azalırsa Ankara ve İstanbul'u alamazsa en azından Ankara'yı alamadı İstanbul'u da alamazsa ki orada daha şansı yüksek. Bu Erdoğan seçimi kaybetmiş oluyor. Erdoğan seçimi kaybettiği zaman şöyle bakar. Ben bundan önce seçimi kazandım. Nasıl kazandım? Doçent Doktor Nurettin Nebati ve Profesör Doktor Şahap Kavcıoğlu'yla kazandım. Yani ben faizleri düşürdüm. Kredi musluklarını da açtım. İnsanlara 6 ay uyuyun sonra uyanın diye birisini getirdim oraya.
Gözlerdeki ışığa bakın dedi, bilmem ne dedi. Şahap Kavcıoğlu liralaşma dedi. 300 milyar dolarlık zaten bir kaynak oluşacak dedi. Dışarıdan hiç paraya ihtiyaç yok dedi, bilmem ne dedi. Seçimi de kazandım. Şimdi rasyonellik dendi, faiz artırılacak dendi, bilmem ne dedi. Adam, ben seçimi kaybettim. Seçimi kaybettim. Ben şimdi bundan sonra benim önümde bir seçim daha var. Referandum var. Ben bu kadar diyorum insanlara. Yani Türkiye yüzyılı diyoruz, anayasa değişikliği diyoruz. Bu referandum olmadan zaten anayasayı değiştirmek için öyle bir çoğunluk yok mecliste. Referanduma gitmek için bile yok ama hadi o bir şekilde olabilir. Birilerin iddia edebilir. Referanduma gittin. Seçim sistemini de değiştirdin. Seçim sistemini de değiştirdin için onun devreye girmesi için de bir sene daha gerekiyor. Tekrardan aday olmak istiyorsa o zaman da seçimlerin erken seçim olması gerekiyor. Onu da biraz geri çektin. Her ayda da zaten kafaya göre şey yapılamıyor. Seçim yapılamıyor. Referanduma gitmeden evvel de bu faizi indireceksin. İşte her toplantıda Fatih Karahan orada gidecek. Cevdet Akçay filan hepsi bunların bir araya gelecekler. 2 puan, 2 puan bilemedin 3 puan faiz indirecekler. Ve bu adamlar bu faizi ona nasıl indirecekler? Kaç ayda indirecekler? Demek ki yaklaşık bir buçuk, iki senelik bir faiz indirimi süreci var ki o faiz indirimi sürecinde o kredi musluklarını açarak bunun da karşılığını sandıkta görebilsin. Şimdi o zaman Eylül ayından itibaren iki senede bunun üstüne koyarsanız, ondan sonra referandum, referandumdan sonra da bir sene derseniz, işte o zaman o üç sene ediyor zaten ve ondan sonra da erken seçim zaten arkasından da. Yani seçime de birkaç ay kala erken seçim. Yani bu şekilde yapacaklarını düşünüyorum ben. Yani öyle bitti seçim, bitti, Murat Kurum geldi, gelmedi. Neyse artık önümüz açık. İstediğimiz gibi reform yapacağız. Faiz de 500 artacak. Yok. Böyle bir diyor yok. Diyelim ki Erdoğan seçimleri kazandı. Yani İmamoğlu'nun yerine Kurum da geldi. Hadi yavaş gitmese bile Erdoğan kazanmış sayılıyor. Çünkü İstanbul'u aldı. İstanbul'u geri aldığı için Erdoğan kazandı. O zaman ne olacak? O zaman diyecek ki tamam. Yani 250'ye kadar olabilir bu. Ama Eylül Ekim'e kadar belki bir süreniz var. Çünkü enflasyon lobisi çok güçlü. Enflasyon lobisi istemiyor enflasyonla mücadele edilmesini. Enflasyon lobisi iki şekilde para kazanıyor. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Birincisi emeği sömürerek kazanmak istiyor. Yani bir defa mesela asgari ücrete zam yapılsın ve giderek emeğin değeri düşsün. O enflasyon yüksek kaldıkça emeğin değeri düştüğü için de o emeği sömürerek kazansın. İkincisi enflasyonun çok altında bir faizle kredi kullansın. Kendisine bir servet aktarımı olsun. Onu da istiyor. Yani bunların içerisinde ehveni şer olanı ya evet biraz faizlerin artması gerekiyor. Bu iş böyle olmayacak. Ama emek sömürülmeye devam edilsin. Yani bir defa burada asgari ücret artsın diye nedir? Ama hepsi şer zaten. Enflasyon lobisi tamamını ben şer odağı olarak görüyorum yani. Ve enflasyon lobisi sadece bu adamlarda değil. Enflasyon yüksek olsun, faizler artmasın, enflasyonla mücadele edilmesin, para borsaya gelsin. Hatta sadece para borsaya gelmesin, para o fonlara gelsin, yatırım fonlarına. Çünkü onlar daha iyi hisse seçmeyi biliyorlar falan ya. Böyle para bize gelsin. Biz de oradan çok kallavi yönetim ücretleriyle parayı kazanalım. Yani enflasyon lobisi dediğin zaman bunlar da var. Enflasyon lobisi dediğin zaman hazine ve maliye de var. Enflasyonun çok altında bir fiyat şeyle faizle borçlanalım. Borcumuzu reel anlamda eritelim. Bunlar da var. Yani sadece bir iş insanları, müteahhitler, işte borsacılar bilmem şeyler değil yani. Tabii, tabii. Enflasyon lobisi çok güçlü o yüzden. Aynen. Çok güçlü. Tunç'um kapalı çarşı örneği var. Yani kapalı çarşı yabancı yurttaşlar için, başka ülkelere ait vatandaşlar için yurt dışına para çıkarma
işine yarayan bir swift sistemi gibi. Kara para da arasan, gri para da arasan, postlar üzerinden, kuyumcular üzerinden alış satı, yani enflasyon lobisiyle biz başa çıkamayız. Onu biliyoruz. Ama şimdi burada senin yine çok güzel işaret ettiğin bir şey var. O da şu. Şimdi bir, ben de diyorum ki Türkiye'yi mecburiyetler üzerinden okumak lazım. Yani siyasetçi popülist olarak seçilmek için ne gerekiyorsa onu yapar. Sayın Cumhurbaşkanı da Mehmet Şimşek gerekiyordu getirdi. Faizi de arttırdı. Ya kardeşim, faizi az arttırmak, çok arttırmak açısından bakıldığında Türkiye'yi ekonomik olarak yavaşlatma zarureti varsa, yani faizi biraz artmış, o artmış, bu artmış da niye bunu ilgileniyor? Bunu ben anlamıyorum. Bir, sen anlıyorsan cevap ver. İkincisi, şimdi Mehmet Şimşek'i bu noktada çalıştırmazsan ve bence pazartesi günkü açıklamasıyla Mehmet Şimşek çok hani iletişimde şeyi kaybetti. Zaten bıçak sırtı olan güveni çok kaybetti. Hele üstüne Murat Kurum açıklamasıyla falan filan iyice siyasal bir figür haline geldi. Şimdi Mehmet Şimşek'siz bir durumda, yani ya da Mehmet Şimşek dururken onun faiz arttıramaması durumu da felaket gibi gözüküyor bana. Yani önümüzdeki maçlara bakacağız, haline döneriz yani. O yüzden bunu düşünen siyaset acaba ya kardeşim faiz arttırılacaksa arttırsın. Hani arttırdığınızda siz ama sonbaharda düşürebilecek misiniz? Bak Mehmet diye sorup faiz arttırmana izin verir gibi geliyor bana. Biraz onu speküle edelim. Hani böyle şey nedir adı, toto oynuyor gibiyiz ama elimizde veri olmadığı için mecburen. Ne KKM'yi biliyoruz, ne enflasyonla ilgili nereye gideceğimizi biliyoruz, ne Cumhurbaşkanı faiz arttırımına izin verecek mi vermeyecek mi bilmiyoruz. O yüzden toto oynamak zorundayız. Hadi gel birlikte oynayalım. Faiz arttırımı yani, ne olur? Seçimi kazanırsa Erdoğan, o zaman 250 puana izin verebilir. Maksimum yani, bence öyle yani. Dediğin gibi toto oynuyoruz. Bu ekonomistlikten çıkmış olan bir şey. 250'ye izin verebilir. 250 bir işe yarar mı? Bir işe bence de yaramaz. Yaramaz. Bence de yaramaz. Evet. Yani 250 ne işe yarar? İşte çok iyi bir şey yaptığı, harika bir hareket olduğu, bilmem ne oldu diye bir takım böyle yandaşlar, yazarlar, çizerler. Ya 15 gün, 20 diye gün götürür bizi. Yani bir gaz verirler yani. Ha, bak çok güzel oldu falan denir. Borsa da böyle bunu yabancı gelecek diye böyle fiyatlar falan çıkar borsa falan böyle. Ve bizi götürür. Bir şeyi çözmez ama. Bir kere evet, güven sorununu çözebiliyor musun? Güven sorununu zaten çözemiyorsun. Pozitif reel faiz verebiliyor musun? Kendi yaptığın abuk subuk hesaba göre değil yani. Öyle bir şey de yok. Öyle bir şey de yok. Kur korumalıdan da çıkış olduğu zaman adam da ne yapıyor? Hepsiyle olmasa bile büyük kısmıyla gene dövizini alıyor, altınını alıyor adam. Yani bu kur korumalıdan da çık. Şimdi sen bu doları nasıl tutuyordun, bu rezervi nasıl koruyor biliyordun? İki şey yapıyordun. Bir, kur korumalıya millet gidiyordu. İki, ihracatçıya, ihracat gelirlerinin bir kısmını zorla bozduruyordun. Şimdi o zorla bozdurma işi, Ocak'ta bitti. Bak, zorla bozdurma işinin bitmesinden itibaren rezervdeki harekete bak. Kur korumalıdan da çıkılıyor. Zorla bozdurma da yok. Giderek aşağı geliyor. Bir yerden sonra belki diyecekler ki o beğenmedikleri, ayak bağı dedikleri, işte şöyle kötü böyle yanlış işledikleri kur korumalıyı belki tekrar sarılacaklar ona. Daha da belki büyütecekler oradaki şeyleri. Yani mesela Zeybekçi gelse böyle bir şey yapmasını beklerim. Zeybekçi zaten enflasyonla sadece üretimi arttırarak üretimle mücadele edilebileceğini söylüyor. Yani para politikası ve maliye politikasının enflasyon üzerinde hiçbir etkisi yok Zeybekçi'ye göre. Bu zaten Nebati'nin düşüncesiydi. Yani biz politika faizini, önemini ortadan kaldırdık diyordu. Yani para politikasının bir önemi yok. Maliye politikası zaten genişlemeci. İşte bir sürü konvoylar, Maybach araçlar alınsın, gezilsin, tozulsun. İşte bütçe %140, %120 arttırılsın, %100 arttırılsın. Böyle şeyler öbür tarafta. O zaman yani Zeybekçi demek biz enflasyonla mücadele etmiyoruz demek. Nebati dönüşü demek o zaten. O zaman Nebati dönüşü demek zaten. Yani evet, yani tabii ki. Tabii ki. Zeybekçi o demek yani, Nebati demek. Ama burada hem Mehmet Şimşek'i tutalım,
Ama Mehmet Şimşek de nebatileşsin. Evet, evet. Biraz olayı var. Yani kağıt üstünde Mehmet Şimşek, Fatih Karahan çok güzel kağıt üstünde. Liyakat bilmem ne. Ama aslında Nebati var, Şahap Kavcıoğlu var yani. Şimdi o zaman çok önemli bir yere daha geldik. O da şu. Ben Mehmet Şimşek ve ekibi durursa dövizdeki yükselişi engelleyebilecek önlemleri alırlar ve yapabilecek kapasiteleri var demiştim. Sen de yayının başında bunu yavaşlatabilirler. Bir faiz artışı ve önlemlerle dedin ama sorunu çözmez dedin. Öteler dedin. Burada mutabığız. Ama bir şey daha, bir detay daha veriyorsun sen. Diyorsun ki Mehmet Şimşek kalırsayı bırak Artuç. Kalır ama nebatileşebilir. O zaman da Mehmet Şimşek ve ekibinin durması bile bu kurdaki atağı engellemeyebilir diyorsun. Ben orada istifalar gelir diye düşündüm. Yani ben Mehmet Şimşek'in, hani bilemem Mehmet Şimşek istifa edebilir mi? Ama hani Cevdet Akça istifa eder gibi geliyor bana. Oradan da fişeyi alırız diye düşünüyorum. Çünkü hani bir şekilde oraya gelip ona göre hareket etmek zarureti varsa ve o zaruret hasıl olmuşsa bazıları orada durmamayı seçecektir diye diyorum. En kötü senaryo bu. Ama iyi senaryoda da ya bir gerçekten ya bu faiz artışı konusunda bir faiz artışı yapmamıza gerek yok düşüncesinden vazgeçilerek yapılacakların bence seçimi beklemeden para politikası kurulu toplantısıyla yapılması zarureti var diye düşünüyorum. Yani olay bundan ibaret. Benim bakış açım bu. Bilmiyorum sen ne dersin? Ya bence şöyle yapmak istiyorlar. Buradaki niyet şu. Nasıl olsa baz etkisiyle düşecek mi bu? Doğru. Düşecekse yani zaten yani baz etkisiyle düşecek bir şey için bugün ne diye bir daha faiz arttıralım ki? Yani zaten enflasyon lobisiyle lobisi bizi yani, sıkıştırıyor. Enflasyon lobisi bunu istemiyor. Biz niye o zaman arttıralım ki? O zaman geçiştirelim. Seçimden sonra çok güzel paralar gelecek. Türkiye'nin notu da çıktı. Programımıza güven. Yazdan şahane. Önce buraya para gelmez. İmkansız yani. Evet. Sonbaharı bulur. Programda. Şimdi mesela program dediği hangi program? Yok, mesela Hazine Maliye Bakanlığı'nın sitesine giriyorsun. Program diyorsun. Lütfi Elvan zamanında yazılmış şey çıkıyor. Efendim orta vadeli program diyor. Ha orta vadeli programsa orta vadeli programda 2024 sene sonu enflasyonunu 33 gösteriyor canım. Sen o 33'ü tutturabiliyor musun? Tutturabilecek gibi görüyor musun kendini program işliyor diyorsun. Tutturamayacaksan yani. O Merkez Bankası'nın bak şimdi benim programım ne diyorsan o Hazine Maliye Bakanlığı sitesine koyacaksın. Koymadın. Eylül'de açıkladık diyorsun. O zaman diyoruz ki senin programın orta vadeli program. Orta vadeli programa da 33 yazmışsın. Orta vadeli programa da 33 yazmışsın. O 33'ü yapabilecek misin? Yapabileceksen bu zaman program çalışıyor de. Faizi de istersen indir. Ne yaparsan yap. Ama o 33 olmuyorsa orta vadeli program değil, 33 olmadı 34 oldu. 35 oldu. Hatta Merkez Bankası'nın hedefi 36 oldu. Kabul edilebilir. Ama o 40 ve üzerinde oluyorsa başarısız oldun abi sen. Net. Sen başarısız oldun. Çünkü senin programın o. 33 dedin. 33'ün üstüne bak 7 fazla yani. 35 kesin. Tamam. 36 tamam. Bir iki tamam. Puandır o. Aynen öyle. Yani, aynen. Evet öyle yani. Peki. Şimdi ortaya şöyle bir tablo çıkıyor. Eğer para politikası kurulu toplantısında bir faiz artışı gelmezse bu hızlanabilir de. Bu kurdaki atak hızlanabilir de. Çünkü ben bankacılarla konuşuyorum. Yani müdahale var milyar dolar civarında ve ona rağmen bir kere biraz önce senin de söylediğin gibi kurumlar döviz almaya başladı. Vatandaş da döviz bozmayı bıraktı. Vatandaş da almaya başladı. Şimdi o zaman ben mesela hep şunu söyledim. Yani mevduatta durabilir miyim acaba bir yerden sonra? Faiz artarsa. Şimdi ve önlemler gelirse. Çünkü ben bu ekibin bu önlemleri alacağını almıyorsa istifa edeceğini düşünüyorum kafasındayım. Şimdi bu noktada bu hava böyle devam ederse yarın öbür gün döviz almak gerekir. Yani herkes böyle düşünmeye
başlar. O da böyle giderek şeyi arttırır. İvmeyi arttırır. Şimdi üstüne bir de biz yurt dışından gelecek paraya çok şey yaptık ya. Bel bağladık ya. O da hani bence yaz aylarında gelirse gelir ama orada da önemli bir şey oluyor şimdi. Yani bugün mesela Amerika'da gelecek enflasyon verisi çok Fed'in işine gelecek gibi gözükmüyor ama hani bir faiz indirimi göreceğiz. Şunu sormaya çalışıyorum Tunç'u bak. Bunu Mehmet Şimşek de söyledi. İsmi lazım değil dedi ama bir bankamız dedi Tier 2'dan çok iyi borçlandı falan. Garanti BBVA. Hani o garanti sahibi İspanyollar borçlandı dedim geçtim. Akbank da borçlandı. Yurt dışından döviz borçlanma imkanları kolaylaşıyor ve artıyor. O yüzden bankalar aracılığıyla aldıkları sendikasyonları bankadaki bu parayı kredi olarak vermeyeceklerine göre müdahale etme imkanları da artıyor mu acaba dövizde diye düşünüyorum. Yani elleri ne kadar güçlü konusuna bir daha getiriyorum konuyu. Yurt dışı hava ve yurt dışından borçlanma imkanları açısından bakıldığında bunu sanki devam ettirebilirler hızını da yavaşlatarak gibi gözükmekte ne dersin? Yurt dışından borçlanmaya bence şöyle bakmak lazım. Yani bunu bir maliyet tarafından. Bundan daha ucuza borçlanabilirler mi? Yani bu CDS daha düşük olabilir mi? Yani tabii ki Türkiye'nin kredi notu artar, yatırım yapılabilir hale gelir. Gelirse. İşte o zaman daha düşüğe borçlanır. Yani adamlar bunun o kolay kolay olamayacağını görüyorlar. Bak bu fiyat güzel işte borçlanmak için. Ben bundan borçlanayım diyor. Ben olaya yani o kadar böyle şey olarak bakmıyorum. Şimdi Artun şöyle yapabiliyorlar zaten. Adam ekside diyoruz. Millet diyor ki eksiyken nasıl müdahale ediyor ki bu adam? Edebiliyor evet. Eksiyken nasıl müdahale ediyor? Çünkü almış mesela 100 borç almış. Evet. Burada burada ama kasada 50 var. Kasada 50 var. Yani eksi 50 de bu adam. Ama kasada da 50 var. O 50'yi harcayabilir. Yarın öbür gün sen bu 50'yi harcadın. Tabii şu anda kasada 20 var da. 20'yi harcadın. Ne oluyor? Millet alıyor da parayı yurt dışına mı gönderiyor? Cebine koyup gidiyor mu? O para gene buradaki bankacılık sistemine bir şekilde giriyor mu? Giriyor. O zaman swap diye bankadan bir daha borçlanıyor. Şimdi 100 borcun var. Şimdi 100 borcun vardı, 50 para vardı. Şimdi 150 borcun var, gene 50 para var. Gene bir daha böyle böyle gidiyor. Ne zamana kadar? Lübnan oluncaya kadar. O zaman da zaten diyor ki, bende para yok. Ben senin borcunu ödeyemiyorum. Bankada dönüyor adama diyor ki bende para yok. Ben de senin borcunu ödeyemiyorum. Bu olayın olmasına yıllar var. Öyle bir şey olmasını kimse beklemesin Türkiye'de. Yani burada istediği kadar eksiye dalabilir şu anda. Ve bu şekilde de dediğim gibi referanduma ve referandum sonrasındaki bir sene geçtikten sonraki erken seçime götürebilir Erdoğan. Üçüncü kere de seçilebilir, anayasayı da değiştirebilir ve bambaşka bir rejimi de Türkiye'ye getirebilir yani. Bunun için de yapılması gereken şey Cevdet Akçay, Mehmet Şimşek ve bilmem Karahan'dan vazgeçmekse eğer onlar söz dinlemiyorlarsa onu da yapar yani. Niye yapmasın ki? Ne yapıyoruz o zaman şimdi abi? Yani işte, şimdi şu soru. Şimdi şu soru. Burada bir belirsizlik var. Bu belirsizliğin içerisinde hala borsaya güveniyoruz. Perakendeler çok şahane bilmem ne deyip burada bu riski alacak mıyız? Abi. Belirsizlik riskini. Yoksa bak orada Nasdaq hala güçlü. Bak orada S&P 500 hala güçlü. Altın hala güçlü. Bugünkü enflasyondan sonra bir alım fırsatı bile verebilir. Verebilir. Hala Amerikan 10 yıllıklardan, TLT'den, TMF'den para kazanmak bu faizlerden beklenirse bir sene mümkün. Trump seçimi kazanacak olursa Amerikan borsasında daha da yüksek seviyeler mümkün. Yani bunların hepsi mümkünken burada perakende var. Bir miktar banka olabilir, biraz holdingler olabilir, biraz Türk Hava Yolu böyle döviz kazandırabilir. Tofaş zaten çok beğendiğimiz hissedir ama ben Anadolu Efes'i de çok severim zaten kendim Şok Market'le birlikte falan yani
Bunlardan da tabii ki bunların da alıcısı var. Bunun da meraklısı var. Onlara da bir şeyler söylüyoruz ama bak bu doğru yol değil işte yani. Tabii. Doğru yol değil. Yani pozisyonuna göre, satmak istediğin mala göre konuşmayacaksın. Burada gözüken o ki daha risksiz, elbette risk var. Elbette seçimi kendiniz yapıyorsunuz. Ama hani bu kadar burada bunlar olup biterken neden insanlar koşup yani soğuk cüzdanda oydu buydu deyip de olmasına rağmen kriptoya gidiyor? Neden altına gidiyor? Neden yurt dışı hisse senetlerine gidiyor? Bundan gidiyor. Abi uğraşılır mı buradan diyor. Neden doktorlar gidiyor? Neden gençler gidiyor? Biz de burada yani dilimizi, dirseğimizi çürütüyoruz ki aman bu çocuklar gitmesin, aman bu çocuklar gitmesin, aman bu çocuklar gitmesin diye. Gitmesin istiyorsanız şeffaflık getireceksiniz kardeşim. Yani şeffaflık yok da yani isteyen burayla uğraşır, isteyen de rahat eder gibi gözüküyor değil mi Tunç? Sözün özü budur artık. Seni çok niye gitmesini istemesin ki? Burada değil kalsa mi? bir çocuk yapıyor. Hatta belki çocuk yapmıyor. Zaten nüfusu büyüterek büyüme modeline inanmış. Bir verimliliği arttırarak büyüme modeline inanmıyor. Yani. Çünkü onu yapabilecek bir kapasitesi yok. Çünkü onu yapabilecek, yapmak için serbest piyasa ekonomisi lazım. Serbest piyasa ekonomisini yönetecek kapasitesi yok. O zaman nüfus da bu işi yapmak istiyor. Buradaki doktordur, fizyoterapisttir, profesördür işte Semih Tümen falan gittiler. Yani bu insanlar bir çocuk yapacak, iki çocuk yapacak. Beş çocuk yapmayacaklar ki. Evet. Ama Afganistan'dan geliyorsa, Suriye'den geliyorsa, Irak'tan geliyorsa onlar o beş çocuğu yapabilir. Çok da işlerine gelebilir. Yani biz üzülüyoruz falan ama oradaki bunların altındaki alt akıl zaten bu yapılan işlerin doğru ve de yapılması gerektiğine inanmış bir alt akıl var. Yani. Abi daha ulvi bir hedef var çünkü orada. O ulvi bir hedef var. Oraya gideceğiz tabii. Diyor. Her şey oluyor. Öyle yapmış olsun, böyle yapmış olsun, bravo. Demek ki ulvi bir, yani bizim şey yapamadığımız, kafamıza oturtamadığımız mantık dışı hareketleri o zaman başka bir şeyde aramak lazım. O işte o Netflix'te izlememiş olanlar olabilir. Yani Kübra diye bir film var. Hani seninle de konuşmuştuk ya. Yani kardeşim diyor ki AI mesajı bunlar diyor. Tanrı diyor artificial intelligence'ı seçmiş senin için, sana ulaşmak için diyor. Senin haberin yok diyor. Ona zaten diyecek bir şey yok. Biz bilim, akıl, hukuk diyoruz. Eğitim diyoruz. Ama başkası başka şey diyor. Neyse Tunç'um harika anlattın. Çok teşekkür ediyorum. Sakin sakin güzel bunları takip edeceğiz. Tunç İzleyicilere de teşekkür ederim katılımları için. Abi 4540 3 kişi. Ya biz herhalde bir saat, yani yarım saat daha devam etsek bu 5000 kişi olur ama her şeyi tadında bırakmak lazım. Evet, her şeyi tadında bırakmak. Peki. Aynen öyle. Oldu. Çok teşekkür ediyorum. Gelecek hafta aynı zamanda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sevgiler, selamlar. Görüşürüz. Efendim dükkanı saat 9.30'da açtık. Hiç soluklanmadık. Ardı ardına bağlantılar, ardı ardına konuklar. Yurt dışından neler oluyor anlattık. Yurt içinde kriptoda, hisse senetlerinde neler oluyor anlattık. Yatırım fonlarını anlattık. Serra Hanım geldi, Mete Yüksel geldi. Ardından Tunç geldi. 10.30'da başladık, 11.10 itibariyle bitirdik. Artık bu kadar herhalde emeğe siz de bir beğeninizi, siz de bir desteğinizi gösterirsiniz. Bunu yapmanız gerekiyor. Çünkü güzel günler göreceğiz, güneşli günler diyorsak güneşli günleri o güneşi toplayacak küçük elleriyle gençler, büyük yürekleriyle gençler sağlayacak. O yüzden gençleri kucak açan, gençleri daha çok konuşturan bu ekranda biz doğruları hakla, hukukla, adaletle, sabırla, usanmadan, vicdanla ve samimiyetle anlatıyoruz. Sizin de bu samimiyete inandığınızı ve onun için bize teveccüh gösterdiğinizi biliyoruz. Kendinize çok iyi bakınız. Yarın saat 9.30'da inşallah sağlıklı ve mutlu ve huzurlu olarak karşınızda tekrar yer alacağım efendim. Kendinize iyi bakınız. Görüşmek üzere.